Bu açıklamalara göre kişilerinden hangilerinin renk tercihlerinin doğru olduğu söylenebilir. Evet, burada Levent Bey dışındaki diğer kişilerin renk tercihlerinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Levent Bey'in mavi değil sarıyı tercih etmesi gerekiyordu. İbrahim Bey ve Funda Hanım'ın renk tercihleri doğrudur. İkinci ve üçüncü öncüllerimizin yer aldığı C şıkkımız sorumuzun doğru cevabını teşkil etmektedir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek kullanım vardır? Açıklamamıza örnek olabilecek kullanım B şıkkında mevcuttur. Buradaki çakmak sözcüğü mak isim fiil ekini aldığı halde eylem özelliğini kaybetmiş ve ateş yakmaya yarayan bir aletin adı haline gelmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Bu açıklamalara göre bu kişilerden hangisinin sevdiği sebzelerin birbirleriyle uyumlu olduğu söylenebilir. Evet, tabloya baktığımız zaman Gizem Hanım'ın ekmiş olduğu mısır, fasulye ve bezelyelerin birbiriyle uyumlu olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı Gizem Hanım'dır diyoruz. Aşağıdaki parçalardan hangisi toprak nedir sorusuna cevap vermektedir? Evet, toprak nedir? Toprak içerisinde çeşitli mineraller, canlı organizmalar, organik maddeler, hava ve su bulunduran bir örtüdür. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Aşağıdaki metinlerin hangisinde bu cümlelerde ifade edilenlerin tümüne değinilmiştir? Tam tahıl ürünleri tüketimi günümüzde büyük oranda bırakılmıştır. Evet, günümüzde büyük ölçüde terk etmiş olduğumuz bu alışkanlık. Tam tahıl ürünlerinin tüketimi sağlıklı beslenme içinde de ele alınmaktadır. Şimdilerde sağlıklı beslenme konusunun önemli başlıklarından biri, tahılları tüketme konusunda eskiye dönüş eğilimi görülmektedir. İnsanlık olarak beslenmeye dair bazı konularda başa dönme eğilimi gösterdiğimiz söylenebilir. Evet, tüm cümlelerimizin yer aldığı şıkkımız C şıkkıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız C'dir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir? A şıkkı açıklama yöntemi ağır basmaktadır. Evet, iki paragrafımızda da iki metnimizde de açıklama yöntemi ağır basmaktadır. Gerekçeli anlatıma başvurulmuştur. İki metnimizde de gerekçeli anlatım bu nedenle sözcükleriyle açıklanmıştır. Karşılaştırmadan yararlanmıştır. Evet, iki metnimizde de karşılaştırma vardır. D şıkkımız sayısal verilere yer verilmiştir. Makarnalık buğdaylar metnimizde sayısal veriler yer almışken ekmeklik buğdaylar metnimizde yani ikinci metnimizde sayısal verilere yer verilmemiştir. Dolayısıyla doğru şıkkımız D şıkkıdır diyoruz. Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Evet, kakaolu dondurmayı yaşı en küçük olan Burcu yiyecek. Limonlu ve vişneli dondurmayı erkek çocuklar yani Mehmet ile Hakan yiyecek. Leman çilekli dondurma yemeyeceğine göre çilekli dondurmayı yiyebilecek tek kişi Ayla kalıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı Ayla çilekli dondurma yemiştir. Bu bilgiye parçadan kesin olarak ulaşabiliriz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sembollerin düzenine uygun biçimde yazılmıştır? Evet, burada aynı sembollerin karşılığı olan kelimelerin de aynı olması gerekiyor. Şıklara baktığımızda sembollerin düzenine uygun biçimde yazılan şıkkın B şıkkı olduğunu görmekteyiz. Grafikte yer alan şirketlerin 2018 ve 2019 yıllarına ait sıralamaları ile ilgili bilinenler şunlardır. Buna göre şirketlerin 2018 yılı kazanç sıralamaları aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru verilmiştir? Evet, A şirketinin 2019 yılında liderliğini kaybettiği, B şirketinin 2019 yılında iki basamak geri gittiği, C şirketinin 2019 yılında iki basamak ileri gittiği, D şirketinin 2019 yılında E şirketinin gerisinde kaldığı, yine E şirketinin 2019 yılında sonuncu olmaktan kurtulduğu grafiğimiz B şıkkında mevcuttur. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamını karşılamaz? Gizlemek, örtmek, zarar vermek, dokunmak, amaç, niyettir. Farkına varmak sözcüğünün parçadaki anlamı yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Öznel cümle.
Matematik, coğrafya, tıp, astroloji gibi konularda çalışmış ve başarılı eserler vermiştir cümlesi öznel cümleye örnektir. Amaç sonuç cümlesi, yeryüzündeki yerlerin boylamlarını belirlemek için güneş tutulmalarını kullanmıştır cümlesi amaç sonuç cümlesine örnektir. Neden sonuç cümlesi? Neden sonuç cümlemiz paragrafımızda mevcut değil. Örneklendirme cümlesi, El-Biruni'nin tek ilgi alanı gökbilim değildir. Matematik, coğrafya, tıp, astroloji gibi konularda da çalışmıştır cümlesi örneklendirme cümlesine örnektir. Dolayısıyla neden sonuç cümlesi parçamızda olmadığı için doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Bu metinden Ümit Yaşar Oğuzcan'la ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet, bu üç yargıdan ulaşabileceğimiz tek yargı birinci öncülümüzdeki temas seçiminde değişim yaşamıştır yargısı olacak. Bu yargıya da Faruk Nafız Çamlıbel duyarlılığında kaleme aldığı aşk, ayrılık, özlem temalı şiirlerin yerini 1973'ten sonra hayatın boşluğu, ölüm, acı gibi temaları işleyen şiirlere bırakmıştır cümlesinden bulabiliyoruz. Dolayısıyla birinci öncülümüzün yer aldığı A şıkkı doğru cevabımızdır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki boşlukların herhangi birine getirilemez? Parçamızı okuyalım. Türkçemizde dil sözcüğü ile ilgili pek çok deyim vardır. Örneğin susma, konuşmama durumunu ağız dil vermemek deyimiyle, bir kimse veya bir şey için kötü söz söyleme durumunu dil uzatmak deyimiyle, bir sözü doğru düzgün söylemeyi becerememe durumunu dili dönmemek deyimiyle, konuşma sırasında sözcükleri yanlış söyleme durumunu ise yine dili dönmemek deyimiyle ifade edebiliriz. Evet, burada parçadaki boşluklara getirilemeyen deyimimiz A şıkkındaki diline dolamak sözcüğü oluyor. Dolayısıyla doğru şıkkımız A şıkkıdır diyor. Numaralanmış metinlerden hangisinde hem geçiş ve bağlantı ifadesi kullanılmış hem de kurgusal ögelere yer verilmiştir? Evet, hem geçiş ve bağlantı ifadesinin kullanıldığı hem de kurgusal ögelere yer verilen cümlemiz ikinci cümlemizdir. Burada ki, tabi, örneğin gibi sözcüklerimiz geçiş ve bağlantı sözcükleridir. Aynı zamanda bir bulut kümesinin kaşlarını çatması ifadesi de kurgusal ögedir. Dolayısıyla ikinci cümlemizin yer aldığı C şıkkımız sorumuzun doğru cevabını oluşturmaktadır. Bu dörtlükte aşağıdaki sanatlardan hangisi yoktur? Soluğun bir kuşa benzetilmesi benzetme sanatıdır. Kalbin yorulması, bulması kişileştirme sanatıdır. Yine soluğun bir kuş gibi uçması, saçının tellerine kapılıp gitmesi abartma sanatıdır. Konuşturma sanatı şiirimizde yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız aşk. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi ile ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? Evet, burada mebda sözcüğünde bir yazım hatası vardır. Sebebi ise büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır kuralına uyulmamıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevaptır? Evet, metnimiz etkili ve güzel konuşma yöntemlerini, tekniklerini anlatan ve bize bir takım tavsiyelerde bulunan bir metindir. Dolayısıyla doğru sorumuz D şıkkındaki etkili ve güzel bir konuşma konusunda neler tavsiye edebilirsiniz olacaktır. Bu sebeple doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, metnimizde değişimin bir zorunluluk olduğu ve bu değişime ayak uydurmamız gerektiğinden bahsediyor. Bu sebeple doğru cevabımız B şıkkındaki değişimlere karşı çıkmamalı, onlara uyum sağlamaya çalışmalıyız olacaktır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde zarf fiil cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? Şıklarımıza bakalım. A şıkkı küçük çocuk koşarak yanımıza geldi. Nasıl geldi? Koşarak nasıl sorusunun cevabıdır. Sabah olunca içime mutluluk doluyor. Ne zaman doluyor? Sabah olunca ne zaman sorusunun cevabıdır. Eve gelirken pazara uğramayı unutma. Ne zaman unutma? Eve gelirken yine ne zaman sorusunun cevabıdır. Tatil başlar başlamaz Samsun'a gittiler. Ne zaman gittiler? Tatil başlar başlamaz. Evet, B, C ve D şıklarımız ne zaman sorusunun cevabı iken A şıkkındaki zarf fiilimiz nasıl sorusunun cevabıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz.
Aşağıdakilerin hangisinde ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır? Evet, burada B şıkkında çileden çıkarmak deyimi ayrıldığı için burada bir hata vardır. Çünkü cümlenin ögeleri bulunurken cümledeki isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, deyimler, ikilemeler, birleşik fiiller gibi kelime grupları parçalanamaz. Burada parçalandığı için, ayrıldığı için bir hata olmuştur. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Öncülde verilen haritaya bakılarak aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplanamaz? Şimdi bakalım hangisini cevaplayamayacakmışız. Sorunun kökü olumsuz. Evet, İngiliz nüfus bölgesi var, Fransız nüfus bölgesi var, Yunanlıların nüfus bölgesi var, yani işgal ettikleri yerler, İtalyanlara verilen yerler, Boğazlar bölgesi ayrıcalıklı, Ermenilere verilen yer var. Osmanlı Devleti için küçük bir alan bırakılmış. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları da kırmızıyla işaretlenmiş. Şimdi bakalım, Fransız nüfus bölgesi hangi şehirleri kapsamaktadır? Buna ulaşıyoruz. Çünkü işte Halep, Hatay renklerle belirtilmiş. Şurasının hepsi Fransa'ya ait bölgeler. O halde buna ulaşıyoruz. Irak ve çevresini kontrol altına alan ülke hangisidir? Baktığımızda burada renk ile zaten belli. Burayı da İngilizler almış. Buna ulaşıyoruz. Evet. Osmanlı Devletinin hakimiyetine bırakılan bölgeler hangileridir? Şurası da Osmanlı. Renkten belli oluyor zaten. Burada Osmanlı Devleti'ne verilen bölgeler şurası. Peki, buna da ulaştık. İtalya'ya vadilenen toprakların Yunanistan'a verilme sebebi nedir? Şimdi bu sebep yok ki. Sadece verilen topraklar var. O halde A seçeneğine ulaşamıyoruz. İşaretleyelim A seçeneğini doğru olarak. Verilen alıntıya bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915'te Arıburnu bölgesindeki durumu derhal kavramış olması ve inisiyatif kullanarak 57. Alay ile taarruza geçmesi Çanakkale Savaşı'nın sonucunu tayin etmiştir. Bir tümen komutanının kendi inisiyatifiyle giriştiği hareket ile bir savaşın hatta bir ulusun kaderini değiştirecek büyüklükte zafer kazanması tarihte pek az görülür. Şimdi 57. alaya taarruz eğitimi vermiştir. Hayır, bunu söyleyemeyiz. Albay rütbesine terfi etmiştir. Yukarıdaki bilgiye göre buna da ulaşamayız. İleri görüşlü ve başarılı bir komutandır. Evet, ne diyor? Çanakkale Savaşı'nda bahsediyor. Bir tümen komutanının kendi inisiyatifiyle giriştiği hareket ile savaşın hatta ulusun kaderini değiştirecek büyüklükte zafer kazanması tarihte pek az görülür. İleri görüşlü ve başarılı bir komutan olduğuna ulaşıyoruz buna. Söylenebilir. Çanakkale'den sonra Kafkas cephesine geçmiştir. Yok, yukarıdaki alıntıda bu bilgi de yok. O halde hangisine ulaştık çocuklar? C seçeneğine ulaştık. Çünkü alıntıda hem ileri görüşlü olduğu anlatılıyor, 57. alayı kendi inisiyatifiyle taarruza gönderdiği için, taarruz emrini verdiği için, bir de bu taarruzun sonucunda başarılı olduğu için. O halde C'yi işaretliyoruz çocuklar. Verilen bilgiye bakılarak 1. Eğitim öğretim faaliyetlerinin önemsendiği. 2. Ordunun eğitim faaliyetlerinde de görev aldığı. 3. Savaşın olumsuzluklarının giderilmeye çalışıldığı yorumlarından hangileri yapılabilir? Kazım Karabekir Paşa Ermenilerin yaptığı katliamlar nedeniyle öksüz kalan çocuklar için okullar ve yetimhaneler açılmıştır. Evet, eğitim öğretim faaliyetlerini önemsediği var. Ordunun eğitim faaliyetlerinde görev aldığını da söyleyeriz. Çünkü Kazım Karabekir Paşa diyor, bu bir askeri paşa. Savaşın olumsuzluklarının giderilmeye çalışıldığı, çocuklara eğitim, öğretim vermek için de ordudaki bazı subaylar görevlendirilmiş. Savaşın olumsuzlukları da giderilmeye çalışılmış. Ordudaki bazı subaylar da görevlendirilmiş. Hepsine ulaşıyoruz. O halde D seçeneğini doğru olarak işaretleyeceğiz çocuklar. Evet, bir tanelerim işaretledik.
Verilen metne bakılarak Mustafa Kemal ve temsil heyetiyle ilgili ekonomik zorluklar yaşadıkları, iki millet tarafından desteklendikleri, üç Ankara'yı başkent ilan ettikleri yorumlarından hangileri yapılabilir? Mustafa Kemal Paşa ve temsil heyeti üyeleri Sivas'tan Ankara'ya 6 teneke ödünç benzin ve bankadan alınan 1000 lira boş parayla gelmişlerdir. Ekonomik zorluklar yaşadıklarının göstergesi. Tekerleklerine bez doldurularak şişirilen üstü açık beyaz otomobiliyle geçtikleri her yerde olduğu gibi Ankara'da da sevgi gösterileriyle karşılanmışlardır. Millet tarafından desteklendiklerini de anlatıyoruz, anlıyoruz. Ankara'yı başkent ilan ettikleri. Hayır, bununla ilgili bir bilgi yok. Hangisine ulaştık? 1 ve 2'ye ulaştık. O hangi seçenekte bir tanelerim? C seçeneğinde. O halde C seçeneğini işaretliyoruz. Öncülde özellikleri verilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Cemiyetin merkezi İstanbul'dur. Ancak Anadolu'da faaliyet göstermiştir. Halkın dini duygularını kötüye kullanmış ve işgallere karşı mücadele etmenin faydasız olduğu görüşünü yaymaya çalışmıştır. Bu önemli. Saltanat ve hilafeti korumuş, desteklemiştir. Baktığımızda İngiliz Muhbirleri Derneği değil, Kürt Teali Derneği de değil. Mavi Mira zaten azınlıkların kurduğu cemiyet. Ama Teali İslam, İslam Teali Cemiyeti. B seçeneğini işaretliyoruz. Bu durumun sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Yunanlıların saldırısı sonucunda Batı Anadolu'nun bir bölümü elden çıktı. Kuvayi milliyeciler kahramanca çarpışmasına rağmen askeri disiplinden yoksun oldukları ve yeterli donanıma sahip olmadıkları için düşman karşısında yetersiz kaldılar. Bu durumun sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Düzenli askeri birlikler kurulmuştur. Evet, bu gösterilebilir. Yunan ordusu Ankara'ya kadar ilerlemiştir. Bu gösterilemez yukarıdaki bilgiye göre. Ermenilerden askeri destek alınmıştır. Hayır. Büyük Millet Meclisi Kayseri'ye taşınmıştır. Hayır. Hangisini sonuçlar arasında değerlendirebiliriz? Sadece düzenli askeri birlikler kurulmuştur. Kuvayi Milliye birlikleri başarılı olamadıkları için askeri disiplinden yoksun oldukları için çocuklar A şıkkını işaretledik. Mustafa Kemal'in bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Mustafa Kemal Kütahya-Eskişehir savaşlarından sonra kendisine önerilen başkomutanlık görevini meclisin yetkilerinin de 3 aylığına kendisine verilmesi şartıyla kabul etmiştir. Düzenli orduyu kurmak istemesiyle, hayır düzenli ordu kurulmuştu zaten buna söyleyemeyiz. Kuvayi Milliye birliklerini kurmak istemesiyle, hayır bu süreçte geçmişti. TBMM'yi ortadan kaldırmak istemesiyle, Mustafa Kemal'in asla böyle bir düşüncesi olmaz. Üstelik meclisin kurulması için çok çaba sarf etmiştir. Hızlı karar alıp uygulamak istemesiyle, evet olağanüstü günler yaşanmaktaydı. Mustafa Kemal'in tutumu hızlı karar alıp hemen uygulamak istemesiyle açıklanabilir. Onun için D seçeneğini işaretliyoruz. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde bir kapitülasyonların kaldırılması, iki duyun-i umumiye'nin kurulması, üç sömürgecilik faaliyetlerinin başlaması gelişmelerinden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç para aldı. Ancak 30 yıl içinde borçların faizini bile ödeyemez hale gelerek iflas etti. Şimdi burada çocuklar kapitülasyonların kaldırılması söz konusu değil. Bunun sonucunda Duyun-ı Umumiye kuruldu. Dış borçlar idaresi ve bunu İtilaf Devletleri'nin de içinde bulunduğu birçok devlet oluşturdu. Ve Osmanlı'nın gelirlerine daha hazinesine girmeden el konuldu. Sömürgecilik faaliyetlerinin başlaması, hayır buna da ulaşamayız, zemin hazırlamamıştır, böyle bir şey de söyleyemeyiz. Hangisine zemin hazırlamış? Duyun-ı Umumiye'nin kurulmasına. O halde B seçeneğini doğru olarak kabul edeceğiz bir tanelerim. İşaretleyelim.
Verilen bilgiye bakılarak büyük taarruz ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Mustafa Kemal Paşa büyük taarruzun önemine şu sözlerle değinmiştir. Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha yazdıran muazzam bir eserdir. Bu eser Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğum için bahtiyarlığım sonsuzdur. Şimdi Mustafa Kemal Paşa tarafından komuta edilmiştir. Evet, yukarıdaki bilgide buna ulaşıyoruz. Büyük taarruz için söz konusu. Evet, şuralardan zaten anlıyoruz. Çocuklar. Türk milletinin bağımsızlık duyguları sayesinde kazanılmıştır. Evet, bu eser Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz abidesidir. Bu da söylenebilir. Her aşaması özenle hazırlanmış ve uygulanmıştır. Evet, biraz önce çizdiğimiz yer bunu anlatıyor. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasıyla son bulmuştur. Verilen bilgi de böyle bir sonuca ulaşamayız. Onun için söylenemeyen D seçeneğidir çocuklar. D seçeneğini işaretliyoruz. Evet. Buna göre misak-ı milli kararlarının alınmasına katkı sağlayan milletvekillerinin aşağıdaki unsurlardan hangisine önem verdiği söylenemez. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan misak-ı milli kararlarının bazıları. Mundros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü ayrılmaz bir bütündür. Tam bağımsızlığın sağlanabilmesi için milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. Azınlık hakları yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla tanınacak ve sağlanacaktır. Kendi istekleriyle anavatana katılmış olan Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse halk oylaması yapılabilir. Şimdi baktığımızda A seçeneğine kesinlikle ulaşabiliyoruz. Çünkü hepsi bağımsızlık, tam bağımsızlık anlatılıyor. Diğerlerinde de var. O halde buna vurgu yapılıyor. Bu söylenebilir. Uluslararası eşitlik de diyor. Çünkü ne diyor? Azınlık hakları yabancı devletlerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanmaları şartıyla tanınacak ve sağlanacak diyor. Saltanatla ilgili bir madde var mı? Yok. Bu söylenemez. Vatanın bütünlüğüne çocuklar birinci öncülde Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü ayrılmaz bir bütündür. Buna da ulaştık, bu da söylenebilir. Hangisine ulaşamadık? C seçeneğine ulaşamadık. O halde biz C seçeneğini doğru olarak ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Ayetel Kürsi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi savunulamayacak bir yargı içermektedir? Arkadaşlar, yukarıda 4 tane yargımız var. Sırasıyla bakar isek onlara. Kainattaki bütün olayların onun ilmi, iradesi ve kudretiyle gerçekleştiğine değinilmiştir. Ayetel Kürsi ile ilgili soruyor. Doğru. Her şey onun ilmi ve kudretiyle olduğunu Ayetel Kürsi'de bahsetmektedir. Allah'ın bütün kainatın sahibi olduğu, her şeyin Allah'a ait olduğu, bütün işlerin ancak onun izniyle gerçekleşebileceği vurgulanmıştır. Doğrudur bu da. Allah'ın birliği vurgulanarak İslam'ın en temel ilkesi olan tevhid, yani bir olan Allah'a inanç üzerinde durulmuştur. Bu da doğru arkadaşlar. Hz. Musa'nın Firavun'la mücadelesi esnasında Allah'ın izniyle göstermiş olduğu mucizelere değinilmiştir. Arkadaşlar, Ayetel Kürsi'de Hz. Musa ve Firavun arasındaki mücadeleden asla bahsedilmez. Sadece Allah-u Teala'nın ilminin, kudretinin eserleri olduğunu ve tevhid inancından bahsedilir Ayetel Kürsi'de. O yüzden 1, 2 ve 3. yargı Ayetel Kürsi ile alakalıdır. Savunulmayacak yargımız, yani Ayetel Kürsi'de bulunmayacak yargı 4. yargımızdır. 4. yargının bulunduğu da D şıkkıdır. D seçeneğini işaretliyoruz arkadaşlar. Ben cinleri ve insanları
ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Verilen ayette vurgulanan asıl husus aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneğinde arkadaşlar İslam inancının temeli Allah'ın varlığına ve birliğine imandır. B seçeneğinde Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her hareket, davranış ve düşünce başlı başına bir ibadettir. İbadetler hem birey ile Allah arasında hem de inananlar arasında bir bağ oluşmasını sağlar. D seçeneği insanın yaratılış amacı Allah'a ibadet etmektir. Arkadaşlar 4 seçeneğe de baktık. A seçeneği tamam. İnancın temeli Allah'ın varlığına ve birliğine iman, yani tevhiddir, ama ayetle bir bağdaştıramıyoruz arkadaşlar. İnsanoğlunun yaptığı Allah rızası için yapılan her amel ibadettir, ama arkadaşlar ayetle alakalı değildir. İbadetler Allah'la kullar arasında bir bağ oluşmasını sağlar, ama burada bizden istenen yargı nedir? Vurgulanmak istenilen asıl husus insanın yaratılış amacı sadece ve sadece Allah'a ibadet etmektir. D seçeneğini işaretliyoruz arkadaşlar. Öncüllerde verilen mesajlar ve aşağıdaki yargılar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diyor arkadaşlar. Sırasıyla yukarıdaki öncüllerimize bakarsak, yiyen için fakat israf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez ayet-i kerimesi. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, onu düşmanın eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Hadis-i şerif, ey müminler siz hayır işlerinde yarışınız diyor. Bakara suresindeki ayet-i kerime. Şimdi ne diyor? Müslümanlar seçeneklere baktığımız zaman, Müslümanlar insanlığa faydalı olacak işlerde yarışma içinde olmalıdırlar. Bakın arkadaşlar, insanlığa faydalı ve yarışma. Ne yapıyoruz? Üçüncü seçenek ile, yani üçüncü öncül ile A seçeneğini eşleştiriyoruz arkadaşlar. Toplumda herkes bir diğerine muhtaçtır. İhtiyaçlarımızı ancak başkalarının yardımıyla karşılayabiliriz. Arkadaşlar B seçeneğindeki yargı doğrudur. Çünkü niye? Herkes birbirine muhtaçtır. Çünkü eğer tarladaki ekin olmazsa biz ekmek yiyemeyiz. Fırıncı pişirmezse biz yiyemeyiz. Ya da çöplerimiz dışarıda toplanmazsa hastalıklar yayılır. O yüzden herkes bir diğerine muhtaçtır. Ne diyor? İkinci öncülümüzde arkadaşlar, Müslüman Müslüman kardeşidir, ona zulmetmez. Bir ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. 2 ile de B seçeneğini öncülleri eşleştirdik. Sadaka Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan ibadettir. Arkadaşlar bakın, seçeneğimiz bu aslında. Bunu bir bakalım. İslam dini her şeyde dengeli davranmayı emreder. Buradaki bakıyoruz, D seçeneği ile de birinci öncüllerimizi işaretliyoruz. Yiyin için israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez ayet kelimesini eşleştiriyoruz. Her şeyde dengeli davranmamız gerekiyor. Bizim burada açıkta kalan seçeneğimiz ise C seçeneğidir arkadaşlar. C seçeneği işaretliyoruz. 5 yaşındaydım. Rahmetli babaannem pirinç ayıklıyordu. Bir tane yere düştü. Babaannem eğildi, aramaya başladı. Sağa bakıyor, sola bakıyor, bulmaya çalışıyordu. Çocukluk işte, aman babaanne dedim. Bir pirinç tanesi için bu kadar çaba harcamaya, yorulmaya değer mi? Rahmetli ilk defa sertleşti bana karşı. Öfkeyle doğruldu. Sen oturduğun yerden ahkam kesiyorsun dedi. Hiç pirinç üretilirken gördün mü? İnsanlar ne kadar zorluk çekiyorlar. Bir pirinç tanesinde kaç insanın göz nuru, alın teri, emeği, çilesi var biliyor musun? Ayrıca şunu unutma, israf bizim dinimizce haramdır. Utancımdan kıpkırmızı olmuştum. Babaannenin torunu karşısında sergilediği bu tutum, İslam'ın korunmasını istediği temel ilkelerden hangisinin kapsamında değerlendirilir? Arkadaşlar yukarıda babaannesiyle olan bir anısını anlatmış bir tane çocuk, birisi. Ve babaannesinin ona olan tepkisini göstermiş. Burada seçeneklerimize baktığımızda nesil, mal, akıl ve can. İslam'ın korunmasını istediği temel ilkeler, değerlerden yukarıda nesil alakalı, yani neslin korunmasına yönelik bir şey paylaşılmamış. Aklın korunmasına yönelik de bir şey paylaşılmamıştır. Aynı zamanda canın korunmasıyla ilgili bir temel değer de yoktur. Burada malın korunması, malın israf edilmemesi, kazanmasının çok zor olduğundan bahsedilerek malın korunmasını istediği temel değerlerden olduğunu ifade etmiş. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar.
O ki birbiriyle ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratılışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? O sabahı aydınlatandır, o geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı vakitlerin tayini için birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu aziz ve her şeyi pek iyi bilen Allah'ın takdiridir. Arkadaşlar, yukarıda iki tane ayet-i kerime var. Mülk suresi 3. ayet, En'am suresi 96. ayet. Bu ayetlerden hareketle evrenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar, birinci ayet-i kerimemizde Allah Teala'nın ahenkler yere göğü yarattığı, hiçbir uygunsuzluk olmadığı, insanın bir baktığı zaman yani istediği kadar baksın bir bozukluk göremeyeceğini beyan ediyor. Öbür ayet-i kerimede de sabahı aydınlatan, geceyi dinlenme zamanı yapan, güneşi ve ayı hesap ölçüsü kılanın Allah olduğunu, her şeyi en iyi bilenin o olduğunu söyleyen bir ayet-i kerime. Şimdi bu iki ayet-i kerime ile ilgili hangi yargıya ulaşılamaz diye bize soruyor. Şimdi A seçeneğinde evrendeki dengenin mükemmel olduğuna ulaşılabilir arkadaşlar. Yüce Allah'ın evreni kusursuz bir düzen içinde yarattığı yargısına tabii ki ulaşılabilir. Evrenin bir gün sonunun geleceğine, her şeyi en iyi bilenin Allah olduğu yargısına ulaşılabilir. Bakın arkadaşlar, üstünü çizdim. Evrenin bir gün sonunun geleceğini işaret eden bir mana bu iki ayet-i kerimenin içerisinde de yoktur. A, B ve D ise yukarıdakiyle birebir örtüşmektedir. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. İşaretliyoruz arkadaşlar. Trafik polisi, neden kırmızı ışıkta geçtin? Aslıhan, bu benim kaderimdi. Trafik polisi, hayır. Trafik kurallarını ihlal etmen kendi tercihindi. Aslıhan, her şey Allah'tan değil mi? Trafik polisi, ama Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuş, nokta noktayla işaretlenmiş. Yukarıdaki diyalogda trafik polisinin örnek olarak verdiği ayet aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, yukarıda trafik polisi ve Aslıhan arasında geçmiş olan bir diyalogtan bahsediliyor. Şimdi seçeneklerden ilerlersek, bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de. Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. O gökleri ve yeri hak yani hikmet ile yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. Onlar bilmezler mi ki gizlediklerini de açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir. Bu yukarıda kader bahsiyle alakalı, trafik kurallarını ihlal etmem kendi tercihindi diye söylüyor Aslıhan'a trafik polisi. Bakın, A seçeneğinde Allah'ın dostlarına korku yoktur. Bizim yukarıdaki diyalogla hiçbir alakası olmayan bir şey. Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan odur. Ol dediğinde her şey oluverir. Yine alakasız bir seçeneğimiz. Onlar bilmezler mi ki gizlediklerini de açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir. Onu da eliyoruz arkadaşlar. Bizim seçeneğimiz nedir? Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Yani insanlar ne yaparsa kendilerine yaparlar. Doğru yolu seçen doğru yolda ilerler. Kötü yolu seçen yanlış yolda ilerlediğinin ceremesini dünyada da ahirette de çekebilir. Cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Din, bid'at ve hurafelerle tahrif edildiği gibi yanlış yorum ve uygulamalarla da özünden saptırılabilir. Bu sapmalara maruz kalmamak için Müslümanlar her namazda okunan Fatiha suresinde Yüce Allah'tan kendilerini dosdoğru yola iletmesini dilerler. Bid'at ve hurafelerle yoldan saparak Allah Celle Celaluhu'nun gazabına uğrayanların yolundan da uzak tutmasını isterler. Verilen parçada korunması istenen temel değerlerden daha çok hangisine vurgu yapılmaktadır? Arkadaşlar, yukarıda dinin temel değerlerinden olan 5 tane neslin, aklın, malın, dinin ve canın korunmasının hangisine daha çok vurgu yapıldığını sormaktaki yukarıdaki metinde. Ne diyor? Din bid'at ve hurafelerle tahrif edilebilir, yanlış yorumlara, uygulamalara özünden saptırabilir ve bunlarla da diyor Allah Teala Fatiha suresine her namazda dua eder ve sapkınların yolundan değil, hidayet ermişlerin yoluna gitmek için Allah'tan dua ve niyaz ederiz. Uzak tutmasını isteriz. Daha çok hangisine vurgu yapılmıştır? Neslin korunması, aklın korunması, malın korunması, dinin korunması. Yukarıda metnin başında da dediği gibi din, bid'at ve hurafelerle tahrif edilebilmemesi için insanın bu tür şeylerden uzak durması gerekir. Bu da dinin temel değerlerinden, dinin korunması temel değerine isabet etmektedir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir.
Ölüm hak, hesap gerçek düşüncesini hiç aklından çıkarmayan ve ahirete yeterince hazırlık yapamadığına üzülen Hüseyin amcaya köyün imamı, öldükten sonra da insana sevap kazandıracak işler olduğunu söylemiş ve bunları şu şekilde ifade etmiştir. Nokta nokta nokta. Verilen parçada yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü bozulur. Arkadaşlar, buradaki mana nedir? İnsanoğlunun yeterince dünyada hazırlık yapamasa bile yapılan hayırların öldükten sonra da sevap kazandıracak amellere dönüşebileceğini ifade etmektedir köyün imamıyla Hüseyin amcanın arasındaki diyalogda. Şimdi sırayla seçeneklere bakalım. Hile yapmak, sadaka-i cariye, yani faydası kesintisiz sürüp giden sadaka, kendisinden faydalanılan inim, kendisine dua eden hayırlı evlat. Arkadaşlar, zaten seçeneklerimizde de belli. Hile yapmak bizim seçeneğimiz. Yukarıdakilerle kesinlikle alakası olmayıp insan hayatını etkileyen kötü davranışlardan biridir. Seçeneğimiz A. Ama diğerlerine bakıyorsak, sadaka-i cariye, kendisinden faydalanan ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat, öldükten sonra da insanın amel defterinin kapanmayıp hala kendine sevap kazandıracak şeyler olarak düşünülebilir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. İşaretliyoruz. İslam Müslümanlara birçok yardımlaşma yolu öğretmiştir. Bu yardımlaşma çeşitlerinden biri de zekattır. Zekat, sözlükte temizlenme, çoğalma, bereket, gelişme gibi anlamlara gelir. İslam'ın beş şartından biri olan zekat, dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez mallarının belirli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisini yapmak zekat kapsamında değerlendirilir? Arkadaşlar, yukarıda zekatın kelime manası ve ne olduğunu bize ifade ediyor. Buna göre hangisinin olduğunu bize soruyor seçeneklerde. A seçeneğinde 40 koyun olan Ali Bey'in bir koyunu ihtiyaç sahibi olan kişiye vermesi. B seçeneğinde anne babasının ruhu için Murat Bey'in yol kenarına çeşme yaptırması. C seçeneğinde Ayşe Hanım'ın Ramazan ayında fakirler için iftar vermesi. D seçeneğinde Meral Hanım'ın karşıdan karşıya geçmekte zorlanan çocuklara yardımcı olması. Şimdi arkadaşlar, 40 koyunu bir kere bir altını çizelim. Ve 40'ta 1. 40 koyunu olan Ali Bey'in bir koyununu ihtiyaç sahiplerine vermesi zekattır. Küçük baş hayvanların 40'ta 1'i zekat olarak verilir. Yani bu da 40'ta 1'i olduğu için zekattır arkadaşlar. Zekat A seçeneği. Bizim yukarıdaki kapsamına giren, yukarıdaki metnin içerisinde anlatılan fikir nedir? Zekattır. A seçeneği de bizim sorumuzun cevabıdır. Diğerlerine bakar isek, anne babasının ruhu için Murat Bey'in yol kenarına çeşme yaptırması sadakayı cariyedir. Ayşe Hanım'ın Ramazan ayında fakirler için iftar vermesi infaktır. Meral Hanım'ın karşıdan karşıya geçmekte zorlanan çocuklara yardımcı olması infak, yani yardımlaşmadır. Burada bizim A seçeneğimiz Ali Bey'in 40'ta bir koyunu vermesidir arkadaşlar. Cevap A, işaretliyoruz. Kendisinden faydalanan her şey için kullanılan bir kavram olup genelde yenilen ve içilen şeyler için kullanılır. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, yenilen, içilen için genellikle kullanılan ve faydalanılan her şeyin manasını istiyor bizde. A seçeneği imkan, B seçeneği rızık, C seçeneği başarı, D seçeneği çalışma. Sırayla bakarsak, imkan bir şeyleri yapabilmek için ortadaki engellere takılmadan uğraşarak imkanı elde etme. Rızık bizim yukarıdaki cevabımızdır. Kendisinden faydalanılmak için kullanılan bir kavramdır. Ama sadece yenilme ve içilme için kullanılır. Yani bir pilav rızıktır, bir su rızıktır ama aslında bizim nefes almamız için gerekli olan atmosferdeki havanın olması rızıktır. Gözlerimizin sağlıklı bir şekilde görebilmesi için göz nimetinden faydalanmak da rızıktır. Baktığımız zaman bizim cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Ama diğerinde de ne diyor? Başarı. Bir şeyi elde etmek için çalışmak. Çalışmada zaten hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapmaktır. Cevabımız B seçeneği rızıktır arkadaşlar. İşaretledik.
Harry and her friends are talking about their favorite TV programs. Harry ve onun arkadaşları en sevdikleri televizyon programları hakkında konuşuyorlar. The visuals below show their preferences. Aşağıdaki görseller de onların tercihlerini göstermiş. Which of the following is Harry's speech bubble? Aşağıdakilerden hangisi Harry'nin konuşma baloncuğudur denmiş. Peki, bakalım A'ya. There are lots of things in this book. The main character will solve the crime. I can't stop reading. Okumayı bırakamıyorum. İşte cinayet çözülecek vesaire tarzında bir şeyler diyor. Ama halbuki Harry'nin görseli şurada ve Albert Einstein'la alakalı bir görsel olduğu için bunu eledim. B this I can't stand reading about unreal people. Gerçek dışı, yani gerçek olmayan insanlar hakkında okumaktan katlanamam diyor okumaya. I prefer learning a person's life. Bir insanın hayatını öğrenmeyi tercih ederim. Important events and basic facts about them. Önemli olaylar ve onlar hakkında basit gerçeklerden bahsediyor. Burada zaten tek bunu yapan, seçen Albert Einstein olduğu için B şıkkını işaret. Which picture shows what is she doing now? Hangi resim onun şu anda yaptığı şeyi gösterir diye sormuş. Bakalım. I want to give a surprise party for my mom. Annesi için sürpriz bir doğum günü partisi vermek isterim diyor. She likes chocolate cake very much. Çikolatalı keki çok sever. So I'll make it for her. Bu yüzden onun için onu yapacağım. I'm in the kitchen now. I'm mixing sugar, egg, flour, cocoa, oil and milk. Bunların hepsini şu anda mutfakta karıştırıyormuş. Then I'll pour it on a baking tray and then bake it. Sonra da pişirecekmiş bir tepsiye koyduktan sonra. Finally I will serve it with a glass of homemade lemonade. Sonra da limonata ile servis edeceğim diyor. Peki şu anda ise nerede? Mutfakta şekeri, unu, kakaoyu, yağı, sütü karıştırıyor. Yani A şıkkındakileri yapıyor. Henüz daha bu basamak. According to the passage, buradaki metne göre Jeremy's brother, Jeremy'nin erkek kardeşi diyeceğiz. Peki. Hi, I'm Jeremy. I have a brother. Benim bir erkek kardeşim var. His name's Tom. He is a university student but he doesn't study much. Üniversite öğrencisiymiş ama çok çalışmazmış. When he gets up, he goes on Twitter to read all the tweets from people he follows. After breakfast, he writes his own blog. He usually talks about university life. He reads all the posts he's got on Facebook. Facebook'taki bütün gönderileri okurmuş. Then he reads and answers any email to. Bütün e-maillerine cevap veriyormuş. But he says a lot of them are junk. He did worst time on a skateboard forum talking to skaters from all over the world. In the evening we often talk on Skype. Akşamları Skype'tan konuşuyorlarmış sık sık. He helps me with my homework. Ödevime yardım eder. When he goes out with his friends, they use WhatsApp and organize it by text message. So my brother uses different ways of communication. Farklı türlerde iletişim kullanır diyor. The funny thing is he's got a mobile phone and a home phone, but he never makes any phone calls. Hem cep telefonu hem ev telefonu varmış ama asla ev telefonunu kullanmazmış. Peki bakalım Jeremy'nin erkek kardeşle alakalı neler söyleyebiliriz? Adam never uses the internet to contact with his friends. Asla kullanmaz demiş arkadaşlarıyla muhabbet etmek, iletişim kurmak için. Bu yüzden eledim çünkü asla diye bir durum söz konusu değil. Is a subscriber of many science and technology blogs. Evet, bir sürü bilim ve teknoloji bloglarına üye. Bunu da söyleyebilirim. Söyleyemem. JDC shares photos and videos while he is doing skateboarding. Fotoğraflar paylaşır diyor. Kaykayda kayarken fotoğraflar, videolar paylaşır diyor. Bunu da söyleyemem. JDC prefers sending emails to making any phone call. E-mail göndermeyi herhangi bir telefon araması yapmaya tercih eder diyor. Evet, bu şıkkımız doğru olacaktır. In his blog, Tom demiş,
Burada bir boşluğumuz var. Metni okuduktan sonra anlıyoruz ki Tom writes what he thinks about university life. Üniversite hayatıyla alakalı ne düşündüğünü söylüyor. Bu yüzden A şıkkını işaretleyebilirim. Diğer şıklara da bakalım. Shares his favorite subjects at the university. Üniversitedeki en sevdiği konulardan bahsetmiyor. Bunları paylaşmıyor. Talks about his university life routines. Üniversite hayatıyla alakalı rutinlerinden de bahsetmiyor. Reads and answers about every part of university life. Herhangi bir şekilde üniversite hayatıyla alakalı bütün soruları okuyup cevaplandırmadığı için değil diyorum. O yüzden elimde A şıkkı kalıyor. Suitable for all of them. Aşağıdakilerden hangisi hepsi için uygundur demiş. Burada Sam, Jerry ve Andy'nin söylediği birkaç şey var. Bakalım. The students below are classmates. Bunlar sınıf arkadaşları. And they want to do something together after school. Ve okul çıkışına birlikte bir şey yapmak istiyorlar. Sam, I'm energetic. I like dancing and singing. My favorite activity is going trekking with my friends and walking long hours in the forest. I also like swimming in the lake. Jerry, I'm creative and talkative. I like reading books and telling funny jokes. I enjoy being in nature. Andy, I'm not interested in watching a film or sitting in a cafe and chit-chatting. Chit-chatting böyle küçük sohbet etmek. I feel better when I take fresh air and sleep under a tree. I also like lighting fire and roasting marshmallows for my friends. Burada da gördüğümüz gibi üçünün de ortak noktası nedir? Doğa, marshmallow kızartmak ve buradaki ormanı birleştirince elime ne geliyor? Camping. According to the speech bubble above, which one is correct? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur buradaki konuşma baloncuğuna göre? Önce bir okuyalım. Hi, my name is Rose. My closest friends' name are Megan and Sue. I really like them because we always get on well. My friends and I don't have the same interests. For example, I am fond of being in the kitchen. I like cooking traditional dishes, so I usually look for new recipes from the internet. However, they are not interested in cooking and they prefer eating out to eating at home. When we meet at a restaurant, we never eat the same menu. I am fond of healthy food. Mixed salad is my favorite. Jenny can't stand vegetables. She prefers spicy and fatty food. Sue is fond of desserts, but she likes eating fatty food too. I like watching horror movies, but Megan can't stand them. She prefers romantic movies, but Sue thinks they are unbearable. Sue is crazy about sci-fi movies. Bu okumamızda da gördüğümüz gibi A şıkkında dediği Rose thinks horror movies unbearable, but Megan likes them. Rose korku filmlerini katlanılmaz bulur ama Megan onları sever. Bu yanlış bir ifade. They have different likes and dislikes. Sevdikleri ve sevmedikleri farklı şeyler var. Evet, doğru. Sue uses the internet to learn the process of traditional dishes. Evet, doğru. Geleneksel yemekler. Ha, pardon, Sue değil bunu yapan. Diğer arkadaşı. O yüzden C'yi de eliyorum. Dediyse they have all sweet tooth. Hepsi tatlıyı sever demiş. Hayır, böyle bir şey de doğru değil. O yüzden elimde sadece B şıkkı kalıyor. Hepsinin farklı, değişik, beğendikleri ve beğenmedikleri şeyler var. Choose the best option to fill in the blank. Boşluğu dolduracak en uygun ifadeyi seçmemiz istenmiş. Burada Angelina ve Beatrice arasında bir diyalog var. Hello, this is Angelina. May I speak to Beatrice? Merhaba, bu Angelina. Beatrice'le konuşabilir miyim? Hey, I'm Beatrice. How are you doing?
Merhaba, ben Beatrice. Nasılsın? Great. Would you like to go to the cinema with me? Benimle sinemaya gitmek ister misin? Beatrice ise I'd love to but my parents don't allow me go before I finish tidying up my room. Odamı toplamayı bitirmeden önce benim ailem dışarı çıkmama izin vermez. Ama çok isterdim diyor. Angelina da okay diyor. Ne diyebilir burada? I will get back to you in an hour. Sana bir saat sonra, bir saat içerisinde ulaşacağım diyemez. Let me ask my parents. Ebeveynlerime sorayım diyemez. Çünkü ebeveynleriyle sıkıntısı olan Beatrice. C'de ise we will meet up later then. Daha sonra buluşacağız diyebilir tabii ki. I will see you at the cinema at 3 o'clock. Saat 3'te sinemada görüşürüz de diyemez. Çünkü gidemeyecek. O yüzden C şıkkını söyleyeyim. Which option does not complete the dialogue? Hangi seçenek diyaloğu tamamlamaz diye sorulmuş. Bakalım. Julia, Dorothy and Catherine are good friends and they are spending time together at Julia's house today. Bu üçü iyi arkadaşmış ve bugün Julia'nın evinde zaman geçiriyorlarmış. Peki Julia diyor ki I'm having a slumber party on Saturday night. Cumartesi akşam bir pijama partisi vereceğim. It will be great fun. Çok eğlenceli olacak. Would you like to join? Katılmak ister misiniz? I'll be very happy if you can come. Eğer gelebilirseniz çok mutlu olurum. Dörtte diyor ki really? Write my name on the list. I'm definitely coming. Hemen ismimi listeye yaz. Kesinlikle geliyorum diyor. Julia da great. What about you Catherine? Peki ya sen Catherine diyor. Catherine de sorry I can't deyip reddediyor. Şimdi buna bir bahane söyleyecek burada. Biz de aşağıdan hangisi buraya uymaz onu seçeceğiz. A'da ise I'm visiting my grandmother. She's just had an operation. Daha yeni ameliyat geçirdi. Bunu söyleyebilir değil mi bir bahane olarak? My cousin is getting married that day, so I must be with her. O gün kuzenim evleniyor diyebilir. Thanks for the invitation. It's going to be awesome. Davet için teşekkür ederim. Harika olacak. Bunu söyleyemez çünkü yukarıda reddediyor. My cousin and I are going to watch DVDs together. Kuzenimle film izleyeceğiz de diyebilir. Ama C şıkkı maalesef buradaki diyaloğu tamamlayamaz. Which kitchen tool cannot be used in this recipe? Bu tarifte aşağıdaki mutfak eşyalarının hangisi kullanılamaz diye sorulmuş. Bakalım. Step 1'da cut the mushroom, mantarı kes, chop the carrot, tomato, pepper and onion. Step 2, put all the vegetables in a pan demiş. Bir tavaya koy. Put 2 tablespoons of olive oil. Add a pinch of salt, fry the vegetables for about 10 minutes. 10 dakika kadar sebzeleri kızart demiş. 2 yalnız burada 2 yemek kaşığı demiş. Yemek kaşığımız şurada o yüzden bu kullanıldığı için D şıkkını eliyorum şu anda. Sonra step 4, put the fried vegetables on the pizza bread. Put some grated cheese, rendelenmiş peynir koy dedi. A şıkkını da kullanmış oldu. On the top of the vegetables. Set the oven for 10 minutes. Place the pizza in a baking tray. Baking tray C seçeneğinde var. And put it in the oven and take it when it's red. Bon appétit demiş. Hangisi kullanılmaz? Burada B şıkkını hiçbir adımda kullanmamış olduk. According to the text above, which option does not have an answer? Yukarıdaki metne göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur demiş. Peki önce sorulara bakalım, ondan sonra metnimizi okuyalım. How often does she meet with her friends? Ne sıklıkla arkadaşlarıyla buluşur? What time does she go to the studio? Stüdyoya saat kaçta gider? Where does she have dinner? Nerede akşam yemeğini yer? Does she prefer coffee or tea for breakfast? Kahvaltıda çay mı kahve mi tercih eder diye sorulmuş. Peki. This is Juliet. She is a musician. She works in a studio and a concert hall. She plays the piano. Every day she gets up at 9 o'clock in the morning. Her sabah saat 9'da kalkar. She takes a shower and gets dressed.
She drinks a cup of tea and eats some toast. Bir fincan çay içiyormuş. D şıkkının cevabı var değil mi? Hemen eledim onu. At 10 o'clock she takes a taxi to the studio. Peki saat 10'da stüdyoya gitmek için bir taksiye biniyormuş. Yani saat 10'da gidiyor stüdyoya. B şıkkında eliyorum. In the studio she plays the piano. She writes new songs and makes CDs. At 1 o'clock she goes to the restaurant. She eats lunch with her friends. At 3 o'clock she goes to the studio again. She plays more music and sings. At 6 o'clock she goes home and has dinner. Nerede yiyor yemeğini? She goes home and has dinner. Yani evde yiyor. Where does she have dinner sorusunun da cevabı var. Yani bu durumda how often does she meet with her friends? Ne sıklıkla arkadaşlarıyla buluşur sorusunun maalesef ki cevabı olmadığı için A şıkkını işaretliyor. Yukarıdaki cebir karalarını kullanarak 3x artı 2 çarpı 4x artı 7 cebirsel ifadesini modellemek istiyor. Buna göre kaç adet cebir karası kullanır? İfademize bakalım. Kaç tane x kare, kaç tane x ve kaç tane birlik gerekli bulalım. 3x artı 2 çarpı 3x artı 2 çarpı 4x artı 7. Çarpımımızı dağıtarak yapalım. 3x çarpı 4x 12x kare 3x 7 artı 21x artı 8x artı 14. Yani 12x kare artı 29x artı 14. Katsayılar toplamımız bize zaten istenen karo sayısını, gerekli olan karo sayısını verir. 12, 29, 14. 12 tane x kare karosu lazım. 29 tane x karosu ve 14 tane de 1 lazım. 12, 29, 14 toplamını alırsak 55 cevabımız D. Yukarıdaki görselde Ayşe ve Fatma'nın oturduğu apartman gösterilmiştir. Binanın giriş kapısından itibaren her kat arası 3,5 metre, pencerelerin boyu ise 2 metredir. Binanın 7. katında oturan Ayşe, COVID-19 sebebiyle evde kal çağrılarına uymuş ve evde yapmış olduğu ekmeği komşusu Fatma'ya ip ile ulaştırmak istemiştir. Ayşe'nin uzattığı ip tam olarak Fatma'nın bulunduğu kata yetişmiştir. İp 15 kök 2 metre olduğuna göre Fatma kaçıncı katta oturmaktadır? 15 kök 2'lik bir ipimizi Ayşe buradan uzatmış aşağıya. Bu durumda 15 kök 2 ne kadar bir uzunluktadır ona bakalım. 15'i içeriye alalım önce. 15'in karesi 225. 2 ile çarparsak da karekök 450. Karekök 450'nin uzunluğu nedir? Hangi iki tam sayı arasında? 450 karekök 21 ile 22 arasında. Pencereden pencereye şu mesafe 2 artı 3,5 5,5 metre olduğuna göre bakalım 5,5 çarpı 4 22 ediyor. 5,5 çarpı 4 eşittir 22 olduğuna göre bu durumda Ayşe ipi sarkıttığında kaç kat aşağı indi? 4 kat aşağı indi. Ayşe 7. kattaydı. 4 kat aşağı indiğine göre Fatma 3. katta oturmaktadır. Cevabımız B, 3. Düzgün bir çokgenin kenar uzunlukları birbirine eşittir. A kök B eşittir. K köşesinde A kare çarpı B'dir. Aşağıdaki düzgün beşgen biçimindeki bir parkın çevre uzunluğu karekök 3125 metredir. Bu bölgenin B köşesinde bulunan Rabia, B köşesinden yürüyüş yapmaya başlamış ve ok yönünde kenarlar boyunca 25 metre yürüyüp durmuştur. Buna göre Rabia'nın durduğu yer aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Karekök 3125. 3125 nedir? 3125. 5'in
Beşinci kuvvetidir. O halde bunun karekök içindeyse bunu da bu şekilde yazarsak 25 kök 5'miş. Beşgenimizin çevresi. Düzgün beşgen olduğuna göre 5'e böldüğümüzde bir kenar uzunluğunu bulabiliriz. O halde bölü 5 dersek AB uzunluğu diyelim. Eşittir 5 kök 5 neymiş? Metre. Bir kenarı 5 kök 5. Şu 5'i de hemen içeri alalım madem. 25, 125. Karekök 125 metre. B noktasından yürümeye başlayan Rabia ok yönünde ilerliyor. Nereye gelecek? Burası 5 kök 5. Şu 25'e de bakalım. 25'in karesi 625 olduğuna göre bu da karekök 625'tir. 625'i en yakın nerede oluruz, hangi aralıkta oluruz onu bulmaya çalışıyoruz. 5 kök 5'e ne dedik? Karekök 125 burayı geçiyor. C'yi geçti o halde. 5 kök 5, 5 kök 5 daha 10 kök 5 etti. 10 kök 5'imiz nedir? Onu da içeri alırsak karekök 500. O halde burayı da tamamlar 625'ten küçük. 15 kök 5. Buraya geldiğimizde de karekök 500'den karekök biraz daha ilerlediğinde şuralarda karekök 625'lik yani 25 metre mesafeye ulaşmış olur. O halde Rabia nereye kadar geliyor? DE arasında olacak. Bu durumda cevabımız B, DE üzerinde. Aralarındaki uzaklık 4 kilometreden fazla olan A ve B bahçelerine eşit uzaklıkta bulunan bir koruma su dağıtım merkezi kurularak su ana boruları hattından gelen su bahçeye ulaştırılacaktır. Su dağıtım merkezinden A bahçesine döşenecek boruların uzunluğu 25 metre, B bahçesine döşenecek boruların uzunluğu ise 35 metredir. Aşağıdaki tabloda kullanılacak boruların fiyatları verilmiştir. Borular kısaltmaya gerek duyulmadan her iki bahçeye de döşenebildiğine göre kullanılan boruların toplam maliyeti en az kaç TL'dir? 25 ve 35 metrelik borular eşit sayıda kullanılabildiğine göre şu mesafede, bu arada 4 kilometreden fazla tam ortasında olduğuna göre bunlar birbirine eşit ve ikisi de 2 kilometreden yani 2000 metreden fazla olmak durumunda. Öncelikle 25 ve 35 metrelik borularımız olduğuna göre 25 ile 35'in en küçük ortak katını bulalım. EKOK 25-35 dersek 175 gelir. 175'in katı, 175 metrenin katı ve her iki kısımda 2000'den büyük olmak durumunda. Bu durumda 175 çarpı 12 dersek 2100 gelir. Bu da yani su dağıtım merkezinin A bahçesine olan uzaklığı 2100 metre. B bahçesine olan uzaklığı da 2100 metre demektir. O halde 2100 metrelik mesafeye 25 metrelik borulardan kaç tane döşeyebiliriz diye soracak olursak 2100 bölü 25'ten 84 tane 25 metrelik boru. Diğeri neydi? Yine 2100'ü 35 metrelik boruları. 2100 bölü 35'ten 35 60 tane de 35 metrelik boru kullanıyoruz. 84'lüklerin fiyatı ne? 400 TL. O zaman maliyetimiz 400 çarpı 84.
Diğerine 600 lira. Tanesi kaç tane kullanıyorum? 60 tane. 600 çarpı 60'dan 36.000 TL'de bunlar. Toplam maliyet sorulduğuna göre ikisini toplamamız gerekiyor. 0, 0, 0. Şöyle toplamı şuraya yazalım. 0, 0, 6, 9, 69.600 TL bir toplam maliyetimiz oldu. Cevabımız B, 69.600. Aşağıda verilen sayı doğrusunda uzunlukları metre cinsinden modellenen eş tırlar pozitif yönde, eş kamyonlar negatif yönde uç uca ekleniyor. Tırların uç uca eklenmesiyle elde edilen tam sayının mutlak değeri ile kamyonların uç uca eklenmesiyle elde edilen tam sayının mutlak değeri ilk kez eşitlendiğinde toplam kaç araç kullanılmış olur? Bir tane tırımızın uzunluğu 26'ymış. 26 metre ya da santimetre fark etmiyor şu anda. Kamyonumuz da 20. O halde tırların mutlak değeri, mutlak değer 26, pozitif olduğu için 26 olarak çıkar. Kamyonlardan birinin mutlak değer eksi 20, mutlak değerin dışına 20 olarak çıkar. Eşit olması istendiğine göre 26 ve 20'nin en küçük ortak katını almamız lazım. Yani eko 26, 20 dersek bunların en küçük ortak katı 260 olarak bulunur. Bu yönde 260'a gelecek. Şurada 260. Burası da eksi 260'a gelecek. Eksi 260. Mutlak değerleri eşit olacak. Yani mutlak değer 260. Eşittir. Mutlak değer eksi 260. O da 260'tır. Bu durumda kaç tane araç kullanılmış dersek, 260'ı 26'ya bölüp kaç tane tır kullanılmış onu bulabiliriz. 260 bölü 26'dan 10 tane tır. 260 bölü 20'den 13 tane de kamyon. Bu durumda 10 artı 13 toplam 23 tane araç kullanılmış olur. Cevabımız A, 23. Yukarıdaki grafiklerde 8A ve 8B sınıflarındaki öğrencilerin seçtikleri X, Y, Z ve T seçmeli derslerinin dağılımı verilmiştir. 8A sınıfının sınıf mevcudu 36 kişi ve bu iki ders, iki sınıftan T dersini seçenlerin toplam sayısı 18'dir. Bu iki sınıftaki aynı seçmeli dersi seçen toplam öğrenci sayılarının seçmeli derslere göre dağılımını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle grafiklerimize bakalım. 8A sınıfının sınıf mevcudu 36 kişiymiş. 36 kişi 360 dereceye karşılık geldiğine göre T dersine bakalım. T dersi 100 derece. 360 derecenin karşılığında 36 kişi varsa T dersi 100 derecenin karşılığında kaç kişi vardır? 10'a bölünmüş. O halde bunu 10'a bölersek x eşittir. 10 kişi T dersini seçmiş. 8A sınıfında. T dersini seçenlerin toplam sayısı 18 olduğuna göre, 10 kişi 8A'dan seçtiğine göre 8 kişi de 8B'den kaldı. Bu iki sınıftaki aynı seçmeli ders seçen toplam öğrenci sayılarının seçmeli derslere göre dağılımını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? O halde hepsini tekrar bulalım. 100'e 10 olduğuna göre burası yine 3. Hepsini 10'a bölmem yeterli. Burada 15. Bu da 8'miş. Bu ne olmuş? 72 9'a bölünmüş 8. 63'ü 9'a bölelim. 7. 90'ı 9'a böldüğümüzde 10.
Son olarak 135'i de 9'a bölersek. On. Beş. Bu durumda T dersi zaten 18'di. Ders sayılarını yazalım. T 18. X 3 burada, 7 burada, 10. Y 15 burada, 10 burada, 25. Son olarak Z kaldı. Z dersimiz içinde 8 burada, burada da 15 olduğuna göre 23 kişiymiş. Grafiklerimize bakalım. X 10 olacak. X 10. Burada x'imiz değil, değil. X 10, x 10, evet. Y 25, 25, 25. Bu da doğru. Z 23, 23. Ve son olarak T 18. Bu durumda dördünü de doğru sağlayan D seçeneği cevabımız D. Birbirine komşu iki halı saha 4 metre genişliğinde bir yol ile ayrılmıştır. Bu halı sahanın birer kenarı x artı 5 metredir. Verilenlere göre iki halı sahanın alanları toplamı metrekare cinsinden aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangisidir? Bir dikdörtgen şeklimiz var. İki halı saha ve yol birleşik olarak tüm alanımız x artı 6 ile x artı 5'in çarpımı olarak bulunur. İki tane bu halı sahalarımızın alanları toplamı istendiğine göre tüm alanımızdan yolun alanını çıkarmamız yeterli. Yolun genişliği zaten 4 metre olarak verilmiş. Burada uzunluğuna bakacak olursak halı sahamızda eşit bir kenara sahip, yani x artı 5. Bu durumda yapacağımız işlem tüm alan x artı 6 çarpı x artı 5 eksi yolun alanı 4 çarpı x artı 5. Çarpma işlemlerimizi yapıp düzenleyelim. Dağıtıyoruz. X kare artı 5x artı 6x artı 30. Eksi 4'ü de yine parantezin içine dağıtacağız. Eksi 4x eksi 20. Düzenlersek x kare artı 5x, 6x daha 11x, eksi 4x artı 7x yaptı. Artı 30 eksi 20 artı 10. O halde halı sahalarımızın toplam alanı x kare artı 7x artı 10 cebirsel ifadesini elde ettik. Cevabımız C. Alfabemizdeki harfler aşağıdaki gibi numaralandırılıyor. Ayça alfabemizdeki harflere karşılık gelen sayılarla bir kodlama sistemi oluşturmuştur. Örneğin 490, 37, 230 sayısının üçlü, ikili, üçlü, ikili şekilde devam edecek şekilde karekök içine alıyor ve karekökli ifadeye en yakın olan sayıya ait harf alınarak oluşturulan kelime kod oluyor. 490, S bulunmuş, 22'nin karesine en yakın denmiş. 37, 36 olduğuna göre 6'ya en yakın olacak. E ve 230 da 15, 225, 15'in karesi en yakın 10 olduğu için de kod olarak sel çıkmış. Buna göre sayısının oluşturduğu kod aşağıdakilerden hangisidir? 3, 2, 3, 2 olarak hazır verilmiş sayımız bize zaten. Yani karekök 668, karekök 51, karekök 219 ve karekök 33 sayıları hangi sayılara daha yakın diye ona bakacağız. Karekök 668'e bakalım. 668 kimin karesi? 25'in karesi 625. 26'nın karesine daha yakın. Bu durumda 668 için, karekök 668 için 26'nın karşılığında ü yazıyoruz. Karekök 51. En yakın tam kare 49, 7. 7'nin karşısında F var. F yazıyormuşuz.
219, karekök 219. Az önce de dedik 15'in karesi 225. 225'e çok yakın olduğu için 15'in karşılığında ne var? L var. Ve son olarak 33, karekök 33. Çıktı zaten aslında. Üfle çıkacak ama yazalım yine. 33, karekök 36. Yani 6. 6'nın karşılığında da E var. O zaman üfle kodu çıkmış oldu. Cevabımız D. Sibel kızının anneler günü için aldığı çiçeği aşağıdaki bir rafa koymuştur. Şekilde görüldüğü gibi iki raf arası 6 kök 6 santimetredir. Saksıdaki çiçeğin boyu haftada 1 santimetre uzadığına göre en az kaç hafta sonra çiçeğin boyu rafa sığmayacak hale gelmiş olur? 6 kök 6 olarak verilmiş iki raf arasındaki uzaklık ama şurada bir de saksımızın uzunluğu var. O da kök 6. Yani çiçeğin uzunluğu şurada 5 kök 6'lık bir mesafeye sığması gerekiyor. 6 kök 6 eksi 5 kök 6. 6 kök 6 eksi kök 6'dan. 5 kök 6 kaldı. Başlangıçta aldığımızda çiçeğimizin boyu kök 6 varmış. Yine onu da çıkarırsak 5 kök 6'dan kök 6'yı yine çıkaralım. Bu defa 4 kök 6 kaldı. 4 kök 6. Çiçeğin boyu haftada 1 santimetre uzadığına göre. 4'ü de içeri alalım şöyle. 4, 16. Karekök içinde 16 çarpı 6 gelir. 96 karekök içinde. Şu anda her bir haftada 1 santimetre uzuyor. Kaç hafta sonra kök 96'dan uzun olur diye ona bakacağız. En az kaç hafta sonra çiçeğin boyu rafa sığmayacak hale gelmiş olur. Karekök 91 santim. 96 neye yakın? 100'e yakın. Karekök 100'e ulaştığı zaman sığmayacak. O halde karekök 100 nedir? 10'a eşittir. 10 santimetre olduğunda çiçeğin saksıdan sonraki boyu 10 santimetreye ulaştığında bu rafa sığmayacak. Bu durumda 10 hafta sonra rafa sığmaz durumda olacak. Cevabımız A, 10. Bir aracın belli bir zamanda belli bir sürat aldığı yol arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir. Yol eşittir sürat çarpı zaman. Bir grup arkadaş saat 10'da 306 kilometrelik bir yola çıkmışlardır. Yolu 3 eşit parçaya bölmüşler ve ilk bölümü saatte 3 üzeri 4 kilometre süratle gidip otobana vardıklarında 30 dakika mola vermişlerdir. Yolun kalan kısmını saatte 3 üzeri 5 kilometre süratle gidip istedikleri yere ulaşmışlardır. Buna göre istedikleri yere vardıklarında saat kaçı göstermiş olur? Yolumuzun tamamı neymiş? 3 üzeri 6 kilometreymiş ve bunu 3 parçaya bölmüşler. 3 üzeri 6 bölü 3 dersek tabanlar aynı. Üsttekinin kuvvetinden alttakinin kuvvetini çıkarırsam 3 üzeri 5 olur. Her bir parçamın uzunluğu 3 üzeri 5 kilometreymiş. 3 üzeri 5, bu da 3 üzeri 5. Bu ney? Yol. Bir de bu araçların hızları verilmiş. Sürat yazalım öyle vermiş. Buradaki hızı ney? 3 üzeri 4. Buradaki hızı yine 3 üzeri 4. Son kısımda 3 üzeri 5 ile gitmiş. Arada artı 30 dakika mola vermiş. Bu durumda bakalım neydi? Yol eşittir sürat çarpı zaman. Bu halde zaman eşittir yol bölü sürat ya da hız. Yol 3 üzeri 5 bölü 3 üzeri 4'ten buradaki zamanımız kullanılan
İlk kısımda 3 üzeri 4 bölü 3 üzeri 5'ten 3 saat. İkinci kısımda 3 saat daha yine 3 üzeri 5 bölü 3 üzeri 4'ten artı 30 dakika mola. Şuraya da artı yazalım. 3 saat, saat, dakika artı 3 üzeri 5 bölü 3 üzeri 5'ten burayı da 1 saatte bitirmiş. Bu durumda toplam ne kadar zaman harcadılar? 3, 6, 7, 7,5. 7,5 saat. Saat 10'da yola çıktıklarına göre saat 10'dan itibaren 7,5 saat sonra saat kaçtır diye soruyor bize. 10'un üstüne 7,5 saati eklersek 17,30 olacaktır. O halde cevabımız B, 17,30. Yukarıda içleri görünmeyen kavanozların içindeki topların renkleri dışında diğer özellikleri aynı ve her kavanozdaki top sayısı eşit olup topların renklere göre dağılımı ise farklıdır. Kavanozda bulunan topların renkleri kırmızı, sarı, mavi, beyaz ve mordur. Her bir kavanozun altında o kavanozdan rastgele alınan bir topun sarı renkli olma olasılığı verilmiştir. Kavanozlardaki top sayısının en az olduğu durumda herhangi bir kavanozdan rastgele alınan bir topun kırmızı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sarı alındığında bunun 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 9 olarak verilmiş. O halde paydalarımızın en küçük ortak katına bakalım. 2, 4 ve 9'un ekoku nedir? 36. Bu durumda en az olması durumu 36'dır. Her birinde 36 tane top olduğunu varsayabiliriz. Bu durumda bunun içindeki sarı topların sayısı 1 bölü 2, sarı çekme olasılığın 1 bölü 2 olduğuna göre sarı toplarımızın sayısı 18, 1 bölü 4 olduğuna göre buradaki sarı toplarımızın sayısı 36 bölü 4'ten 9, buradaki sarı toplarımızın sayısı da 36 bölü 9'dan 4 olabilir. Bizden ne isteniyor? Her kavanozda top sayısı topların renklere göre dağılım farklıdır. Kavanozda bulunan topların kavanozdaki top sayısının en az olduğu durumda herhangi bir kavanozdan rastgele alınan bir topun kırmızı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Kırmızılarımız için paydamızın bir kere 36 olması gerekir dedik. 36'nın katı 4, 9 ile çarpıldığında 36 olur. 8 olmaz. 12, 3 ile çarpıldığında bu da 6 ile çarpıldığında. O halde 8'i 36 yapamıyorum ki buradaki tam sayı olsun. Bu durumda cevabımız B, 1 bölü 8 olamaz. Yarıçapının uzunluğu R olan bir çemberin çevresi 2 pi R'dir. Kerem'in oyuncak bisikletinin ön tekerleğinin yarıçapı 24, körkök 24 cm, arka tekerleğinin yarıçapı karekök 96 cm'dir. Kerem bisikletini düz bir zeminde sürerek oynadığında ön tekerlek arka tekerlekten 20 tur fazla attığına göre Kerem'in bisikleti sürdüğü yol kaç santimetredir? Ön tekerlek arka tekerlekten 20 tur fazla atıyormuş. Yani bu x tur attığında bu da x artı 20 defa dönüyormuş. Bunun çevresi çarpı x artı 20 defa döndüğü ve aldığı yolla x bunun çevresi büyüğün çevresinin x defa aldığı x tur atarak aldığı yol birbirine eşit. Bu durumda x çarpı 2 pi r 2 çarpı pi çarpı karekök 96 eşit olmak durumunda x artı 20 çarpı aldıkları yol bu zaten. Daha sonra x'i bulduktan sonra yolu da hesaplayabiliriz. Çarpı karekök 22 yine 2 pi karekök 24. 2 pi'ler aynı olduğu için bunları direkt sadeleştirebiliriz. 96 nedir? 16 çarpı 6'dan x çarpı 4 kök 6'dır. Eşittir. Bunu yine dağıtmadan önce sadeleştirme yapacağız. Yine dağıtmayalım. X artı 20 çarpı 24 nedir? 6 çarpı 4'ten 2 kök 6. Şu
Kök altıları da sadeleştirelim. 4 ile 2'yi de sadeleştirirsek burada 2 kalır. 2x eşittir x artı 20. Buradan x eşittir 20 gelir. Ne dedik? Zaten çevremiz bize şuradaki ve buradaki uzunluktu. Alınan yol bu. Uzunluklar birbirine eşitti. Herhangi birini hesaplamamız yeterli olacak x yerine yazıp. Bu durumda x 20 çarpı 2 çarpı pi'yi 3 alın demişler. Karekök 96'da 4 kök 6 demiştik. Onu da 4 kök 6 olarak yazalım. 20 çarpı 60, 120 çarpı 4, 480 kök 6 olarak bulunur. Yolumuzun uzunluğu 480 kök 6 santimetre. Cevabımız A. Yukarıda görülen bir alışveriş merkezinde içeriye giriş otomatik kapılarla sağlanmaktadır. Bu kapılardan 1 numaralı kapıdan giriş sağlanan kapı 2 dakikada bir açılıp 1 dakika açık kalmaktadır. 2 numaralı kapıdan giriş sağlayan kapı 3 dakikada bir açılıp 1 dakika açık kalmaktadır. 3 numaralı kapıdan giriş sağlayan kapı 4 dakikada bir açılıp 1 dakika açık kalmaktadır. Ayrıca aynı anda kapalı olduğu durumlarda bir hareket olsa da hiçbir kapı açılmamaktadır. Fatih 3 kapıda açıkken 2 numaralı kapıdan AVM'ye girmiştir. AVM'de işi bittikten sonra çıkmış ancak bir şey unuttuğunu fark edip tekrar içeri girmeye karar vermiştir. Fatih dışarı çıkıldığında saat 10.30 olduğuna göre tekrar içeri 3 numaralı kapıdan girmesi için en az saat kaça kadar beklemesi gerekir? Her bir kapımız birer dakika açık kaldığına göre 1 numaralı kapı 3 dakikada bir, 2 numaralı kapı 4 dakikada bir ve 3 numaralı kapı da 5 dakikada bir açılmakta. Bu durumda en kök, en küçük ortak kat 3, 4, 5'e bakın. 3, 4 ve 5'in en küçük ortak katını alırsak eşittir 60 gelir. Yani 60 dakika sonra kapılar aynı anda kapılacak ve 1 dakika boyunca kapılar yine açık kalacağından 59. dakikada tekrar içeri girebilecek. Buradan kaçtaydı? 10.30'da. 10.30'dan sonra 30'dan sonra 59 dakika bakmamız gerekecek. 59 dakika. 10.30'a 59 dakika eklersek, 1 saat eklersek 11.30. 1 dakikayı çıkarırsak 11.29. Tekrar içeriye saat 11.29'da girebilir. Cevabımız A. 11.29. Gülben Hanım'la Gülsen Hanım ikisi de aynı çamaşır makinesinden aşağıdaki tabloda verilen ödeme şekliyle birer tane almışlardır. Gülben Hanım'ın 400 TL peşinat vererek 15 taksitle aldığı bir ürünü Gülsen Hanım %20 peşinat ödedikten sonra aylık 206 TL taksit ödeyerek aldığına göre Gülsen Hanım'ın ödediği taksit sayısı kaçtır? Bakalım Gülben Hanım'ın tüm ödediği tutarlar var. O halde buradan makinenin fiyatını bulabiliriz. 400, burası ne? 6 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri 0'dan 64 TL taksit ödeyecekmiş. Taksit sayısı 15. O halde makinemizin fiyatı 400 artı 64 çarpı 15 ay deniyor. Buradan bin 320 TL olarak geldi makinemizin fiyatı. Bu durumda Gülsen Hanım ne diyor? Yanlış yazdık. 1360 TL'ymiş makinemizin fiyatı. Gülsen Hanım 1360 TL'nin %20'sini alıyor. Yani 1360 çarpı 20 bölü 100 dersek. Peşinat olarak 136 çarpı 2'den 272 lira peşinat ödedi. 256 yine 64'e eşit. Kalan kısmı 64 lira ödeyerek kaç ayda tamamlar? Yani 1000
360'dan 272'yi çıkaralım. Bin seksen sekizi de 64'e bölelim. Kaç ay olduğunu bulmak için 1088 bölü 64'te 17. 17 aylık taksiti 64 lira 17 ay boyunca ödeyerek önceden de verdiği 272 lirayla 1360 liralık makinemizi almış olduğu cevabımız da 17. Bir halı dokuma atölyesinde çalışan Yavuz ve Mert aynı makineyi belirli periyotlar ile kontrol etmektedir. Yavuz ilk kontrolünü pazartesi günü saat 8'de yapmış ve 6 saatte bir makineyi kontrol edecektir. Mert ise ilk kontrolünü aynı gün saat 10'da yapmış ve 4 saatte bir makineyi kontrol edecektir. İkisinin kontrol zamanı aynı saate denk geldiğinde sadece biri kontrol edecek ve bunu sırayla yapacaklardır. Buna göre 2 gün boyunca çarşamba saat 10'a kadar makine toplam kaç kez kontrol edilmiş olur? Yavuz ve Mert çalışıyorlar makineyi kontrol etmek için. Bakalım. Yavuz ne zaman? İlk kontrolünü pazartesi 8'de 08 00 diyelim. Pazartesi 6 saatte bir yapacak. Bu 6 saatte bir yapıyor. Mert ise pazartesi 10'da başlıyor. Bu ne? 4 saatte bir. O halde bakalım kaçta, ne zamana kadar? Çarşamba saat 10'a kadar. Bir de aynı anda denk geldiklerinde sadece biri çalışacakmış. Yavuz pazartesi 8'de başladı. 6 saat sonra 14. 14'ten 6 saat sonra tekrar 20'de. 20'den 6 saat sonra 02'de salı oldu. 6 saat sonra 08 yine 14, 20, 02 çarşamba oldu. Ve 08 bir daha kontrol etmeyecek. 10'da bitiyor zaten. Mert ne yapıyordu? 4 saatte bir yapıyordu. Mert'e bakalım. Mert 10'da başladı. 14'te. 18, 22, 02, yine salı oldu, 06, 10, 14, 18, 22 devam edecek, 14, 18, 22, 02, çarşamba oldu, 06, ve son olarak 10 da bitti zaten. Çarşamba saat 10'a kadar denmişti. İkisinin ortak olduklarında sadece bir çalışacağına göre tek tek bunları da kontrol edip silelim. Pazartesi 8, 14, 20. 14'ler eşit. O zaman burada ne olsun? Yavuz çalışmasın. Salıya geldik. 02'de, 02'de ikisi. Bunda da Mert çalışmasın. Yine 14'ler eşit olacak. 14'ü sildim. 02'ler eşit olacak. 02'yi sildim. Başka da eşitlik durumu yok. O halde Yavuz kaç defa kontrol etmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa Yavuz kontrol etmiş. Mert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 defa da Mert kontrol etmiş. Toplamda 7 artı 11, 18 defa kontrol edilmiştir. Cevabımız B. Bir markette bir adet çikolatanın fiyatı 2x kare artı 3 TL'dir. Bir adet meyve suyunun fiyatı çikolatanın fiyatının 2 katıdır. Bir adet yoğurdun fiyatı ise çikolatanın fiyatının 5 katıdır. Fatih bu marketten çikolata, meyve suyu ve yoğurttan birer tane almış ve kasiyere 5x artı 5 çarpı 5x eksi 5 TL para vermiştir. Buna göre Fatih kaç TL para üstü alır? Bakalım çikolata neymiş? 2x kare artı 3 liraymış.
Bir adet meyve suyu çikolatanın fiyatının iki katı. O halde meyve suyu 2 çarpı 2x kare artı 3'ten 4x kare artı 6 liraymış. Bir adet yoğurdun fiyatı da, yoğurt da çikolatanın fiyatının 5 katıymış. 5 çarpı 2x kare artı 3 liraymış. Yani 10x kare artı 15. Her birinden birer tane aldığına göre şu toplamları alacağız. 2x kare artı 3, 4x kare artı 6 ve 10x kare artı 15. Bu toplamı alırsak 2x kare, 4x kare daha 6x kare, 10x kare daha 16x kare, 3, 9, 15 daha artı 24. Ödemesi gereken tutar 16x kare artı 24 TL. Ödediği tutara bakalım. 5x artı 5 çarpı 5x eksi 5. Bu ne, bildiğimiz bir ifade. 2 kare farkı ifadesi. Yani 5x artı 5 çarpı 5x eksi 5 neye eşittir? Birincinin karesi 25x kare eksi ikincinin karesi 25. Bu kasaya verdiği para olduğuna göre 25x kare eksi 25'ten eksi 25'ten çıkarıyoruz neyi? Ürünlerimizin toplam fiyatını, 16x kare artı 24. Bakalım 25x kare eksi, dağıtalım eksi, ondan sonra yapalım. 25 x kare eksi 25 eksi 16 x kare eksi 24 oldu. Buradan da 25 x kareden 16 x kare çıkarsa 9 x kare eksi 25 eksi 24 eksi 49. Yine bir 2 kare farkı görüyorum burada. 3 x'in karesi ve 7'nin karesi olduğuna göre şıklarımızda bu var mı? Önce bakalım. 9x kare eksi 49 yok. O halde yazalım. 3x eksi, bu da 7'nin karesi dedik. Eksi 7 çarpı 3x artı 7 olarak da yazılabilir. 3x eksi 7 çarpı 3x artı 7. C şıkkında verilmiş. Cevabımız C. Hesap makinelerinde kullanılan E harfi 10 üzeri X demektir. Çok büyük sayıların gösteriminde sıklıkla kullanılır. Örneğin 4 tam 1563 E 32 demek 4 tam 1563 çarpı 10 üzeri 32. Aynı şekilde 1,2463 E eksi 16 1,2463 çarpı 10 üzeri eksi 16 demektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde bir sayının E harfi kullanılarak yazılan eşiti yanlış verilmiştir? Bakalım burada ne yazmış? 9, şöyle biz yazalım, eşittir diyelim. Virgül 4683 E 63 çarpı 10 üzeri 63. Ne yapmış? 946 yapmış. 1, 2 basamak sağa kaydım. Üstü 2 eksilteceğim o zaman. 946,83 çarpı 10 üzeri 61. Aynısı yazıyor mu bakalım. Evet, bu doğru o halde. Buradan bakalım. 234 E eksi 42 çarpı 10 üzeri eksi 42. Sola gitmiş. O halde 1 arttıracağım kuvveti. 0 tam 234 kuvveti de 1 arttırırsam çarpı 10 üzeri
Eksi 42 artı 1'den eksi 41 olur. Evet, bu da doğru. 6 25 6,25 çarpı 30. 10 üzeri 30. 1, 2 tane gitmiş. 0,06 25. Yani şöyle 1, 2 tane gidip böyle yaptığına göre 2 birim sola gitmek demek. 2 birim 2, onun kuvvetini 2 artırmak demektir. Çarpı 10 üzeri 30'du. 2 artırırsam 30 artı 2'den 10 üzeri 32 ne yapmış? 10 üzeri 28 yapmış. O halde 10 üzeri 32 olacaktı. Cevabımız C, yanlış yazılmış. A eşit değil 0. M ve N birer tam sayı olmak üzere. A üzeri N'in m'inci kuvveti A üzeri N çarpı M'dir. Birinci terim 1, ikinci terim 8, üçüncü terim 27, dördüncü terim 64. Matematik öğretmeni İlhan tahtaya yukarıdaki gibi bir örüntünün ilk 4 terimini yazıyor ve 3 öğrencisini tahtaya kaldırıyor. İlk öğrenciye 64. terimi, ikinci öğrenciye 625. terimi yazmasını söylüyor. Üçüncü öğrencisinden ise diğer arkadaşlarının bulduğu sonuçları çarpıp bulduğu sayının kaç basamaklı olduğunu yazmasını istiyor. Buna göre üçüncü öğrencinin bulduğu sayı kaç basamaktır? Örüntümüze bakalım. 1, 8, 27. Bu nedir? 1'in küpü, 2'nin küpü, 3'ün küpü, 4. terim 4'ün küpü. O halde ne istiyor bize? 64. terim. 64. terim 64'ün küpüdür. Ve 625. terim de 625'in küpüdür. Üçüncü öğrenci ne yapacak? Bunları çarpıp kaç basamaklı olduğunu söyleyecek. 64'ün küpü çarpı 625'in küpü. Basamak sorularında ne yapıyorduk? Onun kuvveti olarak yazmaya çalışıyorduk. 2 ve 5 kuvvetlerine bakalım. Bu ne? 2 üzeri 6'nın 3. kuvveti, 2 üzeri 6'nın küpü çarpı 625 ne? 5'in 4. kuvveti, 5'in 4. kuvvetinin de yine küpü. Bu da zaten üstün üstü çarpılır kuralımızı vermişti bize. 2 üzeri 18 çarpı 5 üzeri 12 geldi. 2'nin kuvveti 18, 5'in 12 olduğuna göre küçük olanı da birleştirebilirdik. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 12'den bu nedir? 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 12. Bu sayımızın sonunda 12 tane 0 var demek. 12 0. Ve öncesinde ne var? 2 üzeri 6, 64, 2 basamak da oradan ver dersek toplamda 2 artı 12'den 14 basamaklı bir sayı elde etmiş oluyoruz. Cevabımız da 14. Yarıçapı R santimetre olan çemberin çevresi 2πRL hesaplanır. Motosikletlerinin tekerleklerinin yarıçapı 60 cm ve 75 cm olan iki arkadaş yukarıdaki yolda A noktasından tam üstünden başlayıp B noktasının tam üstünde duruyorlar. İki motosikletin de tekerleklerinin tam tur attığı biliniyor. Bu yolun uzunluğunun santimetre cinsinden yukarıdaki özellikleri sağlayan en büyük 4 basamaklı sayı olduğu biliniyor. Yolun kenarına döşenecek olan dikdörtgen biçimindeki taşların İki taş arası mesafe, taşın kısa kenarı olacak biçimde ve uzun kenarı boyunca şekildeki gibi döşenmesi isteniyor. Yolun sonu ile son taş arasında kısa kenar kadar boşluk bırakılıyor. Buna göre aşağıdaki dikdörtgen şeklindeki taşlardan hangisi kullanılabilir? Pi'yi de 3 alınız demiş. Birinin yarıçapı 60-75. Çevrenin demiş 2 pi r, yani 6 r'dir aslında pi'yi de 3 aldığımızda. Bu durumda 60 ve 75 yarıçaplar için 6 çarpı 60
360, 6 çarpı 75, 3. Bu ikisini en küçük ortak katını, yani ekokunu bulmamız lazım. Altılar zaten var. Bu nedir? 15 çarpı 4, 15 çarpı 5 olduğuna göre bunların ekoku 900 gelir. Daha sonra ne demiş? Santimetre cinsinden yukarıdaki özel en büyük 4 basamaklı sayı olduğu. 900'ün katı en büyük 4 basamaklı sayı kaçtır? 9900'dür. 900'ün 11 katı. Yolun kenarına düşünecek olan dikdörtgen biçimli taşların iki taş arası mesafe taşın kısa kenarı olacak şekilde, yani uzun kenar, sonra kısa kenar kadar boşluk bıraktık, tekrar uzun kenar, kısa kenar kadar boşluk bıraktım, uzun kenar, kısa kenar, yani şu iki kenarın toplamını alıyoruz. Bu iki kenarın toplamı 990'ı tam bölmek durumunda. Çünkü sonunda da bir boşluk bırakılmış kısa kenar kadar. Şıklarımıza bakalım. 6 artı 8, 14. 990'ı tam böler mi? Yine 14. 990'ı tam bölmez. 18 ve 16. 16 da bölmez ama 18, 990'ı tam sayıda böler. O halde cevabımız C. 7'ye 11'lik dikdörtgenimiz kullanılabilir. Ece Su arkadaşı Elif'e yukarıdaki kasayı açabilmesi için bazı ipuçları bırakıyor. Elif'in ulaştığı ipuçları şifre 3 basamaklıdır. Şifrenin karekökü 16 ile 17 arasındadır. Şifrenin bölenlerinden biri A olmak üzere A artı 2'nin karesi 25'tir. Bu ipuçları doğrultusunda kasanın şifresi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi önce şurada bir karekök vermiş. 16 ile 17, 16'nın karesi 256 ve 17'nin karesi 289 olduğuna göre ...256 ile 289 arasında bir sayı, yani 255 ve 256 olamaz. 257 ve 258'den biri olmak durumunda. 3 basamaklı, onu zaten geçtik, bunu da geçtik. Şifrenin bölenlerinden biri A olmak üzere A artı 2'nin karesi eşittir 25. A artı 2'nin karesi 25 nedir? 5'in karesidir. Buradan A artı 2 eşittir 5. A 3 olarak bulunur. 257, 258. Bakalım 257 3'e tam bölünür mü? 7, 7, 14 rakamları toplamı 3'ün katı olmadığına göre 3'e tam bölünmez. 7, 8, 15 rakamları toplamı 3'ün katı olduğuna göre 3'e tam bölünür. O halde sağlayan şıkkımız D, 258 olabilir şifremiz. Bazı çözeltilere ait bilgiler şöyledir. Birinci çözeltide OH eksi iyonları bulunmaktadır. İkinci çözeltide metal ve mermere etki etmektedir. Üçüncü çözeltiye fenolftaleyin damlatıldığında rengi pembeye dönüyor diyor. Buna göre çözeltilerin pH değerleri seçenekte verilenlerden hangisi gibidir? pH değeri için şu şekilde bir çizelgemiz vardı arkadaşlar. pH değeri 7 olduğunda ne oluyordu bu? Nötr. pH değeri 7'den küçük olduğunda, şuraya pH diyelim, 7'den küçük olduğunda bu ne oluyordu? Asidik özellik gösteriyordu, asit. pH değeri 7'den büyük olduğunda ise ne oluyordu arkadaşlar? Baz. Öyleyse şunların hangisi bazdır, hangisi asittir onu söyleyelim. OH eksi iyonları bulunduran neydi? Bazlar. H artı iyonu bulunduranlar asit olurdu. İkinci çözeltiye bakalım. Metal ve mermere etki etmektedir. Bu nedir arkadaşlar? Asit. Mermerden hatırlayın. Limon mermer üzerinde eskiden ne yaptırmazdı? Kestirmezlerdi. Neden? Mermeri etki ediyor diye, aşındırıyor diye.
cama etki ederse baz olur arkadaşlar. Üçüncü çözelti fenolftalein de anlatıldığında rengi pembeye dönüyor. Bunu bilgi olarak da vermiş. Bazlarla pembe renk alır diye. O zaman bu da ne oldu? Baz olmuş oldu. Öyleyse baz olanlar nedir demiştik? 7'den büyük pH değerine sahip. 7'den büyük olacak baz olanlar şunu şunu eledik. Daha sonra arkadaşlar asit olanında ne olduğunu söylemiştik. 7'den küçük pH değeri alacağını söylemiştik. Bu da doğru. Sonuncu üçüncüsü de baz olduğu için cevap seçeneğimiz ne olmuş oldu? pH değeri 7'den büyük olmalı. Bu da B seçeneğinde bulduk. Doğru cevap. S, N, V ve O elementlerinin katman sayıları ve son katmanlarındaki elektron sayılarını gösteren grafikler aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen grafiklerden yararlanarak çıkarımlarından hangilerine ulaşılır? S elementi kararlı yapıdadır demiş. S elementini inceleyelim. Katman sayısına ne diyor S elementi için? Şuraya yazalım arkadaşlar. S elementinin bir katmanı var ve bir katmanında iki elektronu var. 2 elektron var. Şu şekilde gösterelim. O zaman arkadaşlar S elementinin direkt ne olduğunu anladım. Helyum atom olduğunu anladım. 8A grubundadır ve kararlı yapıdadır. Dolayısıyla nedir bu? Doğrudur arkadaşlar. İkinci öncüye bakalım. N ile V elementinin kimyasal özellikleri benzerdir diyor. N ile V elementi katman sayıları ne? 3 her ikisinde. Dolayısıyla şu şekilde gösterelim onu da. N elementi için gösterelim. Katman sayısı 3. Ve B elementi için gösterelim. Katman sayısı 3. Peki bu katmanlarda ne kadar elektronları var? 2, 2, 8, 8. N elementinin son yörüngesinde 1 elektron var. B elementinin son yörüngesinde ise 5 elektron var. Biri 1A grubunda, biri ise nerede arkadaşlar? 5A grubunda. Yani dolayısıyla ben bunun için ne söyleyemem? Aynı benzer özellikler, kimyasal özellikleri gösteremez. Benzer kimyasal özellikleri aynı grupta yer alanlar gösterebilir. Sadece buraya bakarak da görebiliriz ama ben aslında 3. öncül için bunları da ne yaptım arkadaşlar? Çizdim. Elementlerin atom numaraları arasında V, N, S, O ilişkisi vardır. Öncelikle atom numarası dizilimi için şu periyot dik tabloda ne diyebiliriz? Hem grup numarası hem de aynı zamanda periyot numarası büyük olan ne olacaktır? Atom numarası daha büyük olacaktır. Yani hem periyodu büyük, şöyle aşağıya doğru mesela diyelim ki 3. periyotta, hem de aynı zamanda 8A grubunda olsun şurada. Bunun atom numarası diğerlerinden daha büyük olur. O zaman biz hem gruba bakarak hem de şuradaki toplam elektron sayılarına bakarak da bu yorumu yapabiliriz. İkisine de bakabiliriz arkadaşlar. Şuradan bakalım. 5. nerede arkadaşlar? Periyot grupta. 3. periyotta. Dolayısıyla ben bunu ne diyebilirim? V'nin en büyük olduğunu, atom numarasını söyleyebilirim. Sonra ne gelir? 3. periyot. Sonra ne gelir arkadaşlar? S gelir. Sonra da O gelir. Çünkü O elementini görüyoruz. 1. periyotta ve 1 elektronu var yalnızca. Dolayısıyla nedir? 1A grubunun 1. elementi hidrojendir. En küçük atom numarasına da bu sahiptir. Dolayısıyla cevabımız ne olmuş oldu? 1 ve 3 C seçeneği olmuş oldu diyoruz. 4 öğrenci yapacakları etkinlikte kullanacakları elementlerin özelliklerini aşağıdaki gibi belirlemişlerdir. Buna göre hangi seçenekte tabloda özellikleri verilen elementler doğru gösterilmiştir diyor. Özellikleri okuyalım. X oda sıcaklığında tek atomlu gaz halinde bulunur ve kararlı yapıya sahiptir. Direkt bize neyden bahsediyor? Helyumdan bahsediyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Şurada yer alacak diyeceğiz. Helyum gittik. O zaman bunlar gitti. Y ısı ve elektriği iyi iletir. Bükülerek tel ve levha haline gelebilir. O zaman Y'nin ne olması beklenir? Metal olması beklenir. Şu lila mor renkte olanların her biri ne yapabilir arkadaşlar? Olabilir Y. Direkt cevap seçeneğimi buldum bir de. Burada Z var çünkü gitti. Y ise yarı metaller içerisinde gösterilmiş. Devam edelim. Z ülkemizde çok fazla bulunan yarı metal olup ısıya dayanıklı cam imalatında kullanılır. Bordan bahsediyor arkadaşlar. Bordan bahsediyorsa 3A grubunun ilk elementidir bor. Aynı zamanda da şu yeşil ile ifade edilenler yarı metaldir. Bunlardan birine yerleştireceğinizden de ne yapabilirsiniz anlayabilirsiniz. Cevap seçeneğimiz B olmuş olur.
Kimyasal tepkimede iki ya da daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucunda kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikli maddeler oluşturmasıdır. Gösterim ve örnek şeklinde BATU sınıftaki panoları düzenlemekte görevli öğrencidir. Ocak ayının pano konusu olarak kimyasal tepkimeleri seçmiş, tanım panosunu hazırladıktan sonra gösterim ve örnek panoları ile ilgili dokümanları arkadaşlarından istemiştir. BATU hangi arkadaşının getirdiği dokümanları tercih ederse pano düzenini doğru sağlamış olur diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi burada öncelikle şuna dikkat edeceğiz. Ne isteniyor? İstenilen ne? Kimyasal tepkimede iki ya da daha fazla maddenin birbiriyle etkileşmesi sonucunda ortaya yeni özelliklerini kaybederek yeni özellikle madde oluşması diyor. O zaman Arda'ya bakıyoruz. Arda ne yapmış arkadaşlar? Tuzun suda çözünmesine örnek göstermiş. Tuzun suda çözünmesi bir kere kimyasal bir tepkime değil, fiziksel bir olaydır. Çünkü isterseniz suyu damıtarak, ne yaparak, suyu buharlaştırarak tuzu yine ne yapabilirsiniz kabın dibinde elde edebilirsiniz. Kimyasal özellik değişmedi. Dolayısıyla Arda'yı eledik. Doruk ne yapmış? Suyun elektrolizi demiş. Suyun elektrolizi kimyasal bir olaydır ama ayrışma olayıdır arkadaşlar. Hidrojen ve oksijen birbirinden ayrılmalıdır. Bir kere bu da şurada ok olması lazım. Bu da farklı yanlış gösterilmiş. Onu geçiyorum. Ayrışma olayıdır. Birleşmeden bahsediyor. İki ya da daha fazla maddenin birbiriyle etkileşerek yeni madde oluşturması diyor. Duru ise burada elektrik enerjisinden faydalanılıyor. Suyun elektrolizinde zaten yeni bir madde eklenmiyor. İki farklı madde birleşmiyor. Duru ise ne demiş arkadaşlar? Duru demirin paslanması demiş. Demir ve oksijeni göstermiş. Ne oluşturmuş? Demir oksit oluşturmuş. İşte aradığımız Duru'nun verdiği bu örnektir arkadaşlar. Bir sıraya da kontrol edelim. Petrolün damıtılması demiş. Fiziksel bir olaydır. Petrolün içerisindeki farklı maddeleri birbirinden ayrıştırmaya yarar sadece diyoruz. Dolayısıyla Duru'nun cevabı doğruydu. Yine örnek anlatalım. Demir ve ne yapılmış arkadaşlar? Oksijen birleşerek demir oksiti oluşturmuş diyoruz. Pekala, gelelim cevabımız C seçeneği oldu. Dünyanın güneş sisteminde bulunduğu konumdaki mevcut eksen eğikliği nedeniyle mevsimler oluşur. Güneş etrafında dolanması sebebiyle de mevsimler birbirini takip eder. Aşağıdaki tabloda dünyanın güneş etrafında dolanırken bulunduğu konum itibariyle kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede yaşanan bazı önemli olaylar verilmiştir. Buna göre dünyanın güneş etrafında dolanırken tabloda verilen olayların yaşandığı konumu hangi seçenekte verilen olmalıdır? Arkadaşlar bu soruda şu olayı bilmemiz gerekiyor. Dünya şu şekilde bir eksende güneş etrafında dolanıyor. Bu yörüngede. Şimdi bu yörüngedeki dünyanın bulunduğu dört konumu işaretleyip bu konumların tarihlerini bilmemiz gerekiyor. Bu konumların tarihlerini şuradan başlayalım. 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül. Şimdi bizler bildiğiniz gibi neredeyiz arkadaşlar? Türkiye olarak kuzey yarımküredeyiz. Öyleyse kuzey yarımküredeki mevsimler olarak düşündüğümüzde hangisinden, hani hangi tarihte, hangi mevsimde olduğumuzu biliyoruz değil mi? Bundan faydalanarak yapabiliriz sorumuzu. Şimdi soru bize ne diyor? Yaz mevsiminin başlangıcıdır diyor değil mi? Kuzey yarımkürede. Kuzey yarımkürede yaz mevsimi hangi tarihte başlar? 21 Haziran'da. Ve biz bu tarihte en uzun gündüzü yaşarız. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik gelir diyor. Aynen. O zaman direkt ne yapmış olduk? Bulmuş olduk sorumuzun cevabını. Güney yarımkürede de tam aksi kış mevsim başlangıcı. En uzun gecenin yaşandığı konumdur. Güneş ışınları oğlak dönencesine dik gelir. Kuzey yarımküreyi biliyorsan biri üzerinden diğerine ne yapabilirsin? Ulaşabilirsin zaten. Hangi seçenek doğru olmuş olur? C seçeneği doğru olmuş olur bu durumda. Rüzgarlar basınç farkından dolayı meydana gelen
yatay yöndeki hava hareketleridir. F, E, N ve R şehirlerinde ait aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Verilen bu bilgilere göre hangi iki bölge arasında ve hangi yönde rüzgar oluşması beklenir diyor. Rüzgar oluşumu ile ilgili hemen bir özet yapalım size. Şimdi arkadaşlar, yüksek basınç ve alçak basınç alanlarımız var. Öncelikle şuraya alçak basınç alanının özelliklerinden bahsedelim. Şöyle, burada da yüksek basınç alanından bahsedelim. Basınç alanı. Şimdi burada arkadaşlar alçak basınç alanının havanın ne olduğunu bilmemiz lazım. Sıcak. Sıcak havada ne gerçekleşir? Havanın yoğunluğu azalır ve yoğunluğu azalan hava ne yöne doğru gidecektir? Yukarıya doğru gidecektir. Peki sıcak olan yerde yukarıya doğru giden hava yukarıda ne yapacaktır arkadaşlar? Bulut oluşturacaktır. Yüksek basınç alanı için ne söyleyebiliriz? Hava burada nedir arkadaşlar? Soğuktur. Soğuktur fakat soğuk hava aynı zamanda ne yapacaktır arkadaşlar? Yoğunluğu fazla olduğu için aşağıya doğru hareket edecektir. Yoğunluğu fazla olan aşağı doğru hareket ettiği için burada bulut oluşumu gözlenmez. Hava soğuk olmasına rağmen nedir? Güneşlidir. Şimdi bakalım. Biz buna bu yükselme durumundan dolayı yükseltici hava alanı diyoruz. Hava hareketi diyoruz daha doğrusu. Hava hareketi. Buna da alçaltıcı. Alçaltıcı hava hareketi diyoruz. Hadi bakalım şimdi şıkları okuyalım. F bölgesinde bulut oluşumu yoktur diyor. Bulut oluşumu yoksa burası nedir? Yüksek basınç alanıdır. E bölgesinde alçaltıcı hava hareketi vardır diyor. Alçaltıcı hava hareketi nerede vardı yine? Yüksek basınç alanında. N bölgesi hava kapalı, bulutlu ve yağışlıdır diyor. O zaman alçak basınç alanı. E bölgesinde kuzey kutbuna yakındır diyor. O zaman burası soğuktur arkadaşlar. O zaman yüksek basınç alanı. R bölgesinde de yükseltici hava hareketi vardır diyor. Öyleyse nedir bu da arkadaşlar? Yükseltici hava hareketi varsa alçak basınç alanı. Öyleyse bakalım şıklara, arayalım. Rüzgar oluşumun hangi yönden hangi yöne doğru olduğunu söylemek lazım tabi. Soğuktan sıcağa. Aynı zamanda yüksek basınç alanından nereye arkadaşlar oluşur rüzgar? Alçak basınç alanına doğru oluşur rüzgar. Pekala, bu durumda inceleyelim. Hangisinden hangisine olmalı? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına olmalı. A seçeneğini okuyunca E bölgesinden N bölgesine doğru diyor. E burada yüksek basınç alanı. N bölgesi de burada arkadaşlar. Bu da alçak basınç alanı. Mümkün mü rüzgar oluşumu? Evet, mümkün. Seçeneği bulduk. Diğerlerine de bir bakalım. N bölgesinden R bölgesine diyor. Mesela N bölgesinin alçak basınç, R bölgesinin içi ise gene alçak basınç olduğunu görüyoruz. Olmaz. D seçeneğine bakalım. E bölgesinden F bölgesine doğru diyor. Bakalım. E bölgesi yüksek basınç. Güzel. F bölgesi de yüksek basınç. O zaman bu da olmadı. Bunu da eledik. R bölgesinden F bölgesine diyor. Alçak basınç. Fakat F bölgesi yüksek basınç. O zaman ne oldu? Yine ters oldu. Olmadı. Nereden nereyeymiş rüzgar oluşumu? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru oluyormuş. Soğuktan sıcağa doğru. Cevap seçeneğimiz zaten bulmuştuk. A seçeneğiydi diyoruz. Günümüzde birçok insan günlük planlarını hava olaylarını takip ederek yapar. Özellikle tarımla uğraşan çiftçiler ekim dikim işlerinde başlamadan önce hava olaylarını takip ederek en uygun zamanı belirler. Örneğin yağışın çok olduğu havalarda toprağa buğday eken çiftçiler elde ettikleri ürünlerden verim alamaz. Bu örneğin altını çizmeliyiz. Bu nedenle çiftçilerin hava olaylarını takip ederek ekim için en uygun zamanı belirlemeleri gerekir. Aşağıda bir bölgeye ait bir haftalık tahmini hava durum tablosu verilmiştir. Buna göre tarlasına buğday ekecek olan bir çiftçi yukarıdaki bir haftalık hava tahminini incelerse seçeneklerde verilen yorumlardan hangisini yapamaz diyor. Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz şey yukarıdaki verilen bilgiye dayanarak bu işlemi, bu soruyu cevaplayacağız. Hemen bakalım diyor ki buğday ekimi için neyi beklemeliyiz? Yağmurlu hava, yağış hava ne yapacaktır? Verimi alamaz diyor. Üründen verim alamayacaktır diyor. Dolayısıyla da biz o zaman daha kuru bir gün aramamız lazım ekim işlemini yapmamız için. Bakalım seçenek şuradaki
günleri bakalım arkadaşlar. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde sadece Salı günü mesela biraz güneşli. Onun dışında hep yağmurlu. Öyleyse bu çiftçinin bu hafta ekim işlemi yapmaması gerekir. Çünkü yani hani Salı günü ekse bile arkadaşlar, Çarşamba, Perşembe, Cuma yağmur yağacağı için buradan verim alamayacaktır. Devam edelim bakalım hangi yorumu yapamaz diyor. A seçeneğinde diyor ki bu hafta yapacağım ekim işlemini sonraki haftaya ertelemem gerekecek. Doğru bir yaklaşım. O zaman bunu ne yaptık? Eledik. Yağışlar birkaç gün süreceğinden ekim için uygun havayı beklemeliyim diyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yağışlar birkaç gün sürüyor. Evet. Aynı hava olayının yaşandığı günlerde havadaki en yüksek nem oranı birbirinden farklı olabilir. Havadaki en yüksek nem oranını burada belirtmiş. Aynı hava olayının yaşandığı günlere bakalım. Mesela pazartesi yağmurlu 92'ymiş. Çarşamba yağmurlu 89'muş. Perşembe yağmurlu 91'miş. 87'ymiş. Yani burada da denildiği gibi farklı, birbirinden farklı ne yapabiliyormuş? Olabiliyormuş. C seçeneğinde eledik. Hava olayları bir ay boyunca böyle devam edeceğinden ekim işlemi ertelemem gerekiyor diyor. Ekim işlemini ertelemesi gerektiği doğru ama bir ay boyunca böyle devam edecek dediği için burada sadece bir haftalık tahmin verilmiş arkadaşlar. Bir aylık değil. Bu nedenle bir ay diye bir yorum yapılamaz. Cevabımız D seçeneği olur. Güneş enerjisi yenilenebilir çevre dostu bir enerji kaynağıdır. Bu sebeple insanlar güneş enerjisinden yararlanmak konusunda pek çok araç üretmişlerdir. Yukarıda verilen güneş panelleri bunlardan biridir. Güneş panelleri üzerine düşen güneş ışınlarını soğurarak elektrik enerjisi üreten sistemlerdir. KLM bölgelerinin dünya üzerindeki konumları aşağıda verilmiştir. KLM bölgelerine aynı açıyla eşit miktarda özdeş güneş paneli sistemleri takılmıştır. Buna göre verilen tarihlerde öğlen güneş tam tepedeyken batıncaya kadar hangi panelde elektrik enerjisi üretimi daha fazla gerçekleşir? KLM bölgeleri eş yükseltilere sahiptir diye eklenmiş. Arkadaşlar burada bilmeniz gereken bilgi şudur. 21 Aralık tarihinde güneş ışınları oğlak dönencesine dik gelir. Hemen bunu yazarak da gösterelim size. Şurası oğlak dönencesi arkadaşlar. Burası 21 Aralık tarihinde ne oluyor arkadaşlar? Oğlak dönencesine dik geliyor güneş ışınları. Şurası da yengeç dönencesi. Yengeç dönencesine de 21 Haziran'da dik geliyor. Şu da arkadaşlar ekvator. Ekvatora da ne zaman dik geliyor? 21 Mart ve 23 Eylül. Ekinoks tarihleri. Peki o zaman şimdi buna bakarak tabii ki güneş ışınlarının dik geldiği zaman ne olacaktır? Daha fazla enerji elde edecektir güneş panelleri. Ve dolayısıyla buna bulmaya çalışalım şıkkımızı. K burası arkadaşlar. Şurası K. O zaman K'nın ne olması lazımmış? 21 Haziran tarihi. 21 Haziran'ın altında K'yı arıyoruz. Zaten cevabımızı bulmuş olduk. Diğerlerini kontrol edelim. Burası ne? L. Şu L. Oğlak dönencesi 21 Aralık. 21 Aralık'ta L olması gerekiyor. Tamam. Ekvatorda ne arkadaşlar? 21 Mart veya 23 Eylül olması gerekiyor. M. Bu da 21 Mart olduğu için doğruladı. Cevap seçeneğimiz B seçeneği olmuş oldu. Canlılarda görülen kalıtsal karakterlerin genotipleri yazılırken özelliğin ilk harfinin büyük ve küçük karakterleri kullanılır. Genler biri anneden, diğeri babadan gelen genetik özelliklerle belirtildiğinden iki harf ile gösterilir. Anneden ve babadan gelen özellikler aynı karakterlerde baskın ya da çekinik ise homozigot, saftöl, farklı ise yani biri baskın, diğeri çekinik ise heterozigot, melezdöl olarak adlandırılır. Bu açıklamalardan yararlanarak bazı kalıtsal karakterlerin genotiplerinin yazıldığı iki tablo hazırlanıyor. Birinci tabloda meyve rengi genotipi, ikinci tabloda boy genotipi belirtilmiştir. Bezelyelerde yeşil meyve rengi geni, sarı meyve rengi genine baskın, yeşil olan baskın, uzun boyluluk geni ise kısa boyluluk genine baskın, uzun boylu olan
baskın. Buna göre tabloda boş bırakılan 1, 2, 3 numaralı alanlardan hangi seçenekler yazılırsa doğru olur diye soruyor. Hemen inceleyelim arkadaşlar. Yeşil renkli meyve büyük Y büyük Y genotipe sahip olabilir. Sarı renkli meyve küçük Y küçük Y olmak zorundadır. Yeşil renkli başka ne genotipine sahip olabilir? Büyük Y küçük Y de olsa yine genotipte heterozigot olmuş oluyor. Bakın bunlar homozigot ve homozigotlar. Büyük Y küçük Y heterozigot şeklinde de olsa baskın olan genin özelliği çekinikle yan yana geldiğinde fenotipte baskın olanın özelliği görüleceği için büyük Y küçük Y şeklinde olabilir. Pekala gelelim. Buna ne demiş? Büyük U büyük U olduğunda uzun boyluluk geni baskın da kısa boyluluğa. Zaten ne olacak? İkisi de büyük U baskın olan gen, o zaman ne olacak? Uzun boylu olur. Büyük U küçük U olduğu zaman baskın genin özelliği yine bu heterozigot durumunda baskın olanın özelliği görülür demiştik. O zaman bu da ne olur arkadaşlar? Uzun boylu olur. Peki küçük U küçük U çekinik olanın özelliği yan yana iki kez geldiğinde homozigot olarak ne olacaktır? Gözlemlenecektir fenotipte. O yüzden bu ne olur? Kısa boylu olur. Cevap seçeneğimizi arayalım. Büyük Y küçük Y olacak, uzun boylu olacak ve kısa boylu olacak. Cevabımız C seçeneği olmuş olur. Hayvanlarda kalıtsal özellikler hücrenin çekirdeğinde bulunan kalıtsal bilgilerin depolandığı DNA'lar tarafından belirlenir. DNA'lar ikili sarmal yapıdadır. İkili sarmal yapıdaki her zincirde bulunan nükleotit karşı zincirdeki başka bir nükleotitle yani adeninler, timinlerle, guaninler, sitozinlerle eşleşmiş durumdadır. DNA kendini eşlerken zincirler birbirinden ayrılır. Her zincirin karşısında yeni bir zincir oluşur. Bu eşleşme gerçekleşirken her bir zincirdeki nükleotit dizilişi önemlidir. Şekildeki DNA molekülünde bulunan nükleotitlerden bazıları verilmiştir. Bu DNA molekülü eşleşme hazırlığında iken zincirler birbirinden ayrılıyor. Buna göre verilen DNA molekülünün ayrılan zincirlerindeki nükleotit dizilimi tamamı hangi seçenekteki gibidir? Arkadaşlar şu sarmal yapının keşfetmenizi istenen bir soru aslında. Öncelikle her bir bazın karşısına, organik bazın nükleotitin karşısına diğeri gelecek şekilde bir eşleştirelim. Yani timinin karşısına ne geliyordu? Adenin. Yerleştirelim bunları. Sitozinin karşısına ne geliyordu? Guanin. Guaninin karşısına sitozin. Adeninin karşısına timin, timinin karşısına adenin, adeninin karşısına timin, sitozinin karşısına guanin, adeninin karşısına timin ve guaninin karşısına sitozin. Size eşleşme gerçekleştikten sonra karşısına gelen, bu zincirlerin karşısına gelen diye sormuyor. Sadece eşleşme gerçekleşmesi için birbirinden ayrılmış zincirler soruluyor. O yüzden şuna dikkat edeceksiniz. Birinci zincir hangi zincir arkadaşlar? Pembe olan zincir. Biz şimdi kırmızıyla üzerinden geçelim. Size göstermek için geçiyorum. Bu pembe olan zincir birinci zincirimiz. Öyleyse birinci zincir bunun aynısı olmalı. Timinle başlıyor, geçiyorum. Timinle başlıyor, geçiyorum. Adeninle başlıyor, doğru. Adeninle başlıyor. Öyleyse kontrol edelim. Adenin, guanin, sitozin. Sonra devam ediyorum. Adenin, timin, adenin doğru mu? Evet. Sonra devam ediyorum. Guanin, timin, sitozin doğru mu? Evet. Bu da doğru. Karşısına geleni hemen kontrol ediyorum. İkinci zincir. İkinci zincir aslında bunun eşlenmiş hali olması gerektiği için ne diye de bakabiliriz. Karşısındakiler doğru mu diye de bakabiliriz. Adenin karşısındaki timin, guanin karşısındaki sitozin, sitozinin karşısındaki guanin, adenin karşısında timin, timinin karşısında adenin, adenin karşısında timin, guaninin karşısında sitozin, timinin karşısında adenin, sitozinin karşısında guanin. İşte cevabımızı ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. İkinci zincir aynı zamanda şuradaki ikinci zincir yeşille ifade edilenle nedir arkadaşlar? Aynıdır. Onu da kontrol edebiliriz. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Canlılar yaşam alanları olan ekosistemlerde mevcut ya da değişken çevre şartlarından etkilenirler. Bu durumlar canlıların bazı durumlarda dış görünüşlerinde, bazı durumlarda ise genetik yapılarında bir takım değişimlere sebep olur. Canlılarda görülen bu değişimlerden bazılarını örnek durumlar aşağıdaki gibi verilmiştir diyor. Buna göre canlılarda gözlemlenen bu değişimlerle ilgili hangi seçenekteki yorum yapılamaz? Arkadaşlar örneklerimizi inceleyelim. Çuha çiçeğinin farklı sıcaklıkta farklı renkte olması diyor. Bu nedir arkadaşlar? Modifikasyon örneğidir.
Modifikasyon nedir arkadaşlar? Şöyle izah edelim. Çöl çiçeği bitkisinin mesela beyaz olduğunu gördünüz. Bunun tohumunu aldınız, diktiniz. Belirli bir sıcaklığın altında ne olduğunu fark ettiniz. Yeniden çöl çiçeğinin kırmızı çıkabildiğini fark ettiniz. Yani çöl çiçeği çevresel koşullara göre dış yapısında, sadece genetik yapısında değil, dış görünüşünde bir değişikliğe neden olduysa ve bunu genetik olarak aktarmadıysa eğer, buna biz ne diyoruz? Modifikasyon diyoruz. Pekala, devam edelim. Polenle beslenen arı larvalarından işçi arı, arı sütüyle beslenenler ise kraliçe arıların oluşması diyor bu larvalardan. Peki burada arkadaşlar gene aynı şekilde bütün kraliçe arıların yavruları da kraliçe arı mı oluyor? Hayır. Yine kraliçe arı larvalarından üreyen larvalar polenle beslenirlerse yine arı olacaklar, işçi arı. Arı sütüyle beslenirse gene kraliçe arı olacaklar. Yani beslenme biçimi genetik yapıyı değil, genlerin işleyişini değiştirdi. Şunu bir yazalım. Genlerin işleyişi değişir. Bir de ne diyelim? Dış görünüşte değişiklik olur. Peki devam edelim. Bir de ne vermiş? Ortanca bitkisinin asidik toprakta farklı, bazik toprakta farklı çiçek rengine sahip olması da yine modifikasyon örneği arkadaşlar. O zaman hangi yorum yapılamaz diyor. Hangi yorum yapılamaz? Okuyalım. Çevre şartlarının değişmesi canlıların gen yapısında değişimlere neden olur. Bu önemli bir şey. Genlerin işleyişi değişir demiştik. Gen yapısı değil arkadaşlar. Bu olsa adaptasyon olurdu. Genlerin yapısında değişiklik olsa adaptasyonda, modifikasyon değil. Biz modifikasyon örnekleri görüyoruz yukarıda. Bu yorum yapılamaz. Gördük. A seçeneği doğru cevabımız, ama diğerlerini hemen okuyalım hızlıca. Ortam şartlarının değişmesi canlı fenotipinde, yani dış görünüşünde yeniden değişiklik oluşturabilir. Evet, çöl çiçeği örneğinde açıkladığımız gibi. Bu değişimler yalnızca genlerin işleyişini etkiler diyor. Bu doğrudur. Canlılarda görülen çevre şartlarının etkisiyle dış görünüşle meydana gelen değişimlere modifikasyon denir diyor. Bunun da doğruluğunu az önce anlattık. Cevap seçeneğimiz A olmuş oldu. Dünyada pandemi olarak ilan edilen yeni koronavirüs hastalığı COVID-19 ile ilgili bilgiler aşağıdaki poster üzerine verilmiştir. Nedir sorusunun cevabına şöyle bir yanıt verilmiş posterde. Denilmiş ki koronavirüsler hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek bir virüs çeşididir. Koronavirüsler soğuk algınlığı, orta doğu solunum sendromu, MERS ve şiddetli akut solunum sendromu, SARS gibi çeşitli hastalıkları sebep olurlar. Yeni koronavirüs hastalığına SARS-CoV-2 virüsü sebep olmaktadır. Hastalanan kişilerden alınan virüslerin genom dizilişleri analiz edildiğinde %99.98'den fazlasının aynı olduğu belirtilmiştir. Belirtileri nedir sorusunun cevabı. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatüre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Nasıl bulaşır? Hasta bireylerin öksürmeleri ile ortaya saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Ayrıca bu damlacıkların bulaştığı ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun ve ağız ile temas etmesinin hastalığa yakalanma sebeplerinden olabileceği ispatlanmıştır. Aşısı var mıdır sorusunun cevabını ise şu cevap verilmiş. Henüz geliştirilmiş bir aşısı yoktur. Teknolojik gelişmelere rağmen insanlar üzerinde güvenle kullanılabilecek bir aşının en erken bir yılda üretebileceği belirtilmiştir diyor. Buna göre bu posterdeki bilgilerden yararlanarak hangi ifadeler söylenilebilir demiş. Arkadaşlar bu poster gayet açıklayıcı. Buna göre cevap vermeye çalışalım. Diyor ki birinci öncülde koronavirüslerin genom dizilişlerindeki %0,02'lik farklılığın sebebi virüslerin mutasyona uğramasıdır. Burada bakalım 0,99.98'den fazlasının genotiplerinin aynı olduğu, genom dizilişlerinin aynı olduğu söylenilmiş. O zaman bir virüsün gen dizilişinde farklılık meydana gelmişse bu mutasyondur. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Doğrudur.
İkinci öncüle bakarsak, el hijyenine önem göstermek hastalıktan korunma için korunmak adına önemlidir diyor. Burada ne diyordu? Elimizi herhangi bir işte bulaşıcı elleri yıkamadan yüzümüze gözümüze götürürsek eğer hastalık taşıyan damlacıklara dokunduktan sonra ne olur arkadaşlar? Bu bize hastalığın bulaşmasına neden olacak bir etkidir. Üçüncü öncüle bakarsak, yeni koronavirüsün hastalığın yani COVID-19'un henüz aşısı yoktur. Evet, henüz geliştirilmiş bir aşısı yoktur. Bunu da ne yaptık arkadaşlar? Gördük. Cevabımız ne olduğu zaman? D seçeneği 1, 2, 3 olmuş oldu. Kalıtım biliminin temel kurallarını bulan Gregor Mendel, yaptığı çalışmalarda bezelye bitkilerini kullandığı bezelyelerde incelediği karakterlere ait iki farklı özellikte saf döller elde etti. Birinci kuşakta elde edilirken bu iki farklı karakterdeki bezelyeler kendi aralarında çaprazlandı. İkinci kuşakta elde edilen edilirken de birinci kuşakta elde edilen bezelyelerden ikisi kendi aralarında çaprazlandı ve şekildeki yavru döller elde edildi. Şimdi mor çiçeklilik geninin beyaz çiçeklilik geninin baskın olduğunu biliyoruz. Buradan da anlayabiliriz. Hepsinin mor çiçekli olmasından da bunu ne yapabiliriz? Anlayabiliriz zaten arkadaşlar. Çünkü bir çekinik, bir baskın gen bir araya geldiğinde baskın genin özelliği ne yapılır? Fenotipte gözlemlenir. Şimdi yazalım öyleyse arkadaşlar. Şöyle diyelim. Mor çiçeklilik büyükse büyük S olsun. Beyaz çiçek o zaman ne olacak? Çekinik özelliğin fenotipte görünmesi için homozigot olması gerekiyor. Zaten burada saf döl olarak belirtmiş. Saf döl dediğine göre büyük S büyük S, küçük S küçük S olduğunu bileceğiz. Bu ikisi çaprazlandığında, çaprazlamayı bilmeyenler için şuraya bir çaprazlama yapalım. Birincisiyle birincisini çaprazlıyoruz. Büyük S küçük S. İkincisiyle birincisiyle ikincisini çaprazlıyoruz. Büyük S küçük S. İkinciyle birinci, büyük S küçük S. İkinci ile ikinci, büyük S küçük S. Her birinin ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Heterozigot, baskın gen olduğu için hepsinin mor çiçekli olduğunu görüyoruz. Şuraya da yerleştirelim büyük S küçük S diye hepsini. Ve o zaman bakıyoruz arkadaşlar, bu ikisi de çaprazlandığında şu ikisini seçelim. Bu ikisi çaprazlandığında ne elde edeceğiz onu da yazalım. Büyük S büyük S, büyük S küçük S. Büyük S küçük S ve küçük S küçük S. Öyleyse bu mor çiçeklidir, mor çiçeklidir, mor çiçeklidir. Baskın gen varsa mutlaka onun özelliği fenotipte görülecek. Bir de burada neyimiz var? Beyaz çiçeklimiz var. Bunu da yazıyoruz. Buraya %25'i beyaz çiçekli, %75'i mor çiçekli, %50 saf döl demiş. Evet arkadaşlar şu ve... Şu nedir? Saf döldür. Yani büyük S büyük S küçük S küçük S oldu mu bu ne anlama gelir? Saf döl olduğunu gösterir. Büyük S küçük S biri büyük biri küçük olduğu için heterozigot. Bu da ne olduğu anlamına gelir? Melez olduğu anlamına gelir. Hadi bakalım şimdi ne soruyor bize? Hangilerine ulaşılabilir bunu inceleyen bir öğrenci diyor. Birinci kuşakta elde edilen bezelyeler %100 melez döldür. Birinci kuşakta ne elde etmiştik? Büyük S küçük S, büyük S küçük S, büyük S küçük S, büyük S küçük S. Öyleyse bu ne oldu? Doğru olmuş oldu. İkinci kuşakta elde edilen mor çiçekli bezelyelerden biri saf döl olabilir demiş. Hemen bakalım. Bu mor çiçekli bezelyemiz saf döl değil miydi büyük S büyük S olduğu için? Bu da doğrudur arkadaşlar. Üçüncüsünde bakıyoruz. İkinci kuşakta ata canlılarla aynı genotipe benzeyenler de elde edilir. Ata canlılar, ikinci kuşak için ata canlılar kim? Çaprazlanan canlılar değil mi? Dolayısıyla büyük S küçük S var mı elde ettiğimiz genotipler içerisinde? O da var. O zaman ne oldu? Bu da doğru olmuş oldu. Cevabımız 1, 2, 3 D seçeneği olmuş olur. Kamuflaj genel anlamıyla çeşitli materyaller, renkler, yapılar, uzuvlar, organlar kullanarak bir hayvanın kendisini görünmez ya da daha zor görünür kılması veya başka bir cisme benzeyerek saklanmasıdır. Birçok hayvan bulundukları ortamın zemininde fark edilmeyecek kadar
iyi uyum sağlayarak kamuflaj olurlar. Hayvanlar kamuflaj özellikleri sayesinde avcılardan saklanabilirler. Bu kalemun örneğini aklımıza getiren bir soru. Hemen inceleyelim seçenekleri. Buna göre diyor ki seçeneklerde verilenlerden hangisi kamuflaja örnek değildir diyor. Adaptasyondu bu arkadaşlar. İnceleyelim. A seçeneğinde diyor ki balon balığının av olmaktan kurtulmak için hızlı bir şekilde bulunduğu yerde kendini şişirmesi. Burada yani renk, uzuv veya vesaire bir ortama uyum sağlamış, oraya adapte olmuş da ondan sonra kendini görünür lükten görünmez kılmış gibi bir durum söz konusu değil. Bence seçenek A seçeneği, ama diğerlerini de ne yapalım, okuyalım. Sopa böceklerinin kuru dallar arasında bulunması, adı üstünde sopa böceği neye benziyordur? Kuru dallara. Bunların arasında bulunursa avcılar tarafından görünmez olur. Bu kalem onların bulundukları ortamın rengini alması. Yeşil yaprak üzerinde yeşil oluyor, görünmez olur. Toprak üzerinde toprak rengini alıyor, görünmez olur. Bu da yine aynı şekilde. Kurumuş bir yaprağa benzer kanat yapısına sahip bir kelebeğin yapraksız ağaç dalında bulunması. Kurumuş bir yaprağa benziyorsa yapraksız ağaç dalında, bu da ne yapılmayacaktır? Görünmeyecektir. Yukarıda anlatılana uygun olanlar B, C, D seçeneği. Örnek olmayacak olan ise A seçeneği olmuş olur. Cevabımız A seçeneğidir. Onur'un ders çalışırken sandalyesinde oturduğu çeşitli pozisyonlar numaralandırılarak aşağıda verilmiştir. Katı basıncının ağırlıkla doğru temas eden yüzey alanı ile ters orantı olduğu bilindiğine göre Onur'un sandalye ile birlikte odanın zeminine uyguladığı basınç grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, katı basıncı söylenildiği gibi ağırlıkla doğru orantılıdır. Temas eden yüzey alanıyla da ters orantılıdır. O zaman temas eden yüzey alanı arttıkça katı basıncı azalacak. Azaldıkça katı basıncı ne yapacaktır? Artacaktır. Çünkü Onur'un ağırlığı ve sandalyenin toplam ağırlığı hiç ne yapmıyor arkadaşlar? Değişmiyor. Ağırlık değişmezken o zaman temas eden yüzey alanını incelememiz gerekiyor. İki ayağı yere değecek şekilde sandalyede oturuyormuş. Temas eden yüzey alanlarımız, ayakların yüzey alanlarını SS dersek, bir de ne var? Sandalyenin yere değen ayaklarının yüzey alanları olacak. Dört tane de bunda var. Sandalyeler değişmediğine göre onu da yine ne yapmayacağım? Ele almayacağım. Direkt ayaklara bakacağım. İki ayağı yere değiyor. Temas eden yüzey alanı büyük. Tek ayağı yere değiyor. Temas eden yüzey alanı küçüldü. İki ayağını birden kaldırdı. Ayakları artık yere değmiyor. Temas eden yüzey alanı daha da küçüldü. Burada şu şekilde durması bir şey değiştirmez. Temas eden yüzey alanına bakıyorum. Yere bakıyorum. Değişen bir şey yok. 3 ile 4 arasında. O zaman arkadaşlar, temas eden yüzey alanı gitgide azalmış ve sabit kalmış diye görüyoruz. O zaman basıncımız ne olacaktır? Gitgide artacak, artacak ve daha sonra sabit kalacaktır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmuş olur. Selim, sıvı maddelerin bulunduğu kaplarda temas ettikleri her noktaya basınç uyguladıklarını ve sıvı basıncının sıvı derinliği ile doğru orantılı olduğunu biliyor. Ayrıca yaptığı araştırma sonucuna göre sıvıların üzerine uygulanan basıncı her yöne ilettiklerini öğrendi. Hemen bunun altını çizelim ve bunun Pascal prensibi olduğunu hatırlatalım. Selim bu bilgileri kullanarak şekerek sistemi kuruyor diyor. Bakalım, sistemi inceleyelim. Hareketli pistonlar, hidrolik yağ kullanılmış. Hareketli bir pistonumuz daha var. Bir yük aracı ne yapılıyor? Bu yöne doğru hareket ettirmeye çalışılıyor. Pekala. Sistemde kullanılan pistonlar hareketli olup kullanılan sıvı hidrolik yağıdır. Sistemde F kuvvetinin uygulandığı piston ne kadar itilirse yük aracına daha aynı kuvvet etki eder. Arkadaşlar, biz ne yapıyoruz burada? Küçük kuvveti uygulayarak büyük işler yapmaya çalışıyoruz, değil mi? Bu hidrolik fren sistemlerinin prensibidir. Pascal prensibidir. Siz arabayı biliyorsunuz, ton ağırlığındadır arabalar. Bunları küçük bir fren pedalına basarak ne yaparsınız? Küçük bir kuvvet uygulayarak bu ton ağırlığındaki neyi, arabayı ne yapabiliriz? Durdurabiliriz gibi. Düzenek ile ilgili diyor, ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci pistona uygulanan basınç sıvı tarafından aynı büyüklükte ikinci pistona iletilir. Evet. Sıvılara uygulanan basınç her yöne eşit büyüklükte
iletilir arkadaşlar. Buraya da P diye iletiliyor. Buraya da P diye. Buraya da P diye. Buraya da P diye iletiliyor bu basınç. KLM noktalar arasında en büyük sıvı basıncı K noktasındadır. Şöyle ifade edelim. Biz ne diyorduk? Sıvı basıncının PS, PS'i hadi gel diye ezberliyorduk bunu. HDG sıvının derinliği, içinde bulunduğu noktanın yüzeye olan derinliği, açık yüzeye genelde. D neydi? Yoğunluktu. Sıvının yoğunluğu. G neydi? Yer çekimi ivmesi. Burada sıvı yoğunluğu aynı, sıvı kullanıldığı için aynı. Yer çekimi ivmesi aynı, ortamda yapıldığı için aynı. Ve dolayısıyla derinliğe bakıp sıvının basıncı ile ilgili yorum yapabiliriz. O zaman KLM noktalarını bulalım. K burası, L burası, M de bu nokta. M'nin sıvı derinliği şu kadarken, K'nın sıvı derinliği bu kadar, L'nin sıvı derinliği ise şu kadar. Dolayısıyla en derinde olan K olduğu için K'nın sıvı basıncı en büyük olacaktır. İkinci öncül de nedir? Doğrudur. Üçüncü öncüle bakınca bu düzenekteki ilki araçların fren sisteminde kullanılır. Bundan da bahsetmiştik. Hidrolik fren sistemleridir. Doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 D seçeneği olmuş olur. Bilgi. Kapalı kaplardaki gaz basıncı kabın hacmi ile ters orantılı olarak değişir. Kabın tabanındaki sıvı basıncı ise sıvının derinliği ile doğru orantılı olarak değişir. Kapalı kaplardaki gaz basıncını, evet, hacimle ters orantılı olduğu söylenmiş. Sıvı basıncının ise derinlikle doğru orantılı. Pekala, Melisa okulda bu öğrendiklerini test etmek amacıyla aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. Hemen deney düzeneklerini inceleyelim. Nasıl deney düzeneklerimiz? Düzgün bir kap var. Aşağı doğru daralan bir kap var. Bir de aşağı doğru genişleyen bir kabımız var. Altta gaz yerleştirilmiş. Piston üzerine sıvılarımız yerleştirilmiş. Ve sıvı seviyeleri gösteriliyor. Bu noktalardaki KLM noktalarındaki sıvı basınçları ölçüyoruz. Ve gaz basınçlarını ölçen ivmelerimiz var. Peki içleri gaz dolu olan kapların üst bölümünde piston yerleştirilmiş ve pistonların üzerindeki hal seviyesine kadar sıvı doldurulmuştur. Pistonların çubuklarına ok yönünde aynı şiddet ve kuvvet uygulandığında kapların tabanlarına yerleştirdiği sıvı basınç ölçerlerdeki değerin arttığını ve kaplardaki sıvı seviyelerinin değiştiği gözlemleniyor. Melisa yaptığı deney sürecinde pistonların ok yönünde itilmesi, piston üzerindeki KLM noktalarını etki eden sıvı basıncı değişimlerini aşağıdakilerden hangisi gibi gözlemler? Kapların taban alanları aynı olup kaplarda kullanılan sıvı ve gazlar özdeştir denilmiş aynı zamanda. Arkadaşlar, burada dikkat edeceğimiz husus şu. Bir kere her bir kapta siz aşağıya doğru bunu ittiğiniz zaman gaz sıkışacaktır, değil mi? Gaz sıkıştığı için, yani hacmi küçüldüğü için, kapalı kaplarda gaz basıncı ile ilgili ne söylenilmişti? Biz zaten biliyoruz ama yeni de burada bize söylenilmiş olan şeye de dikkat edelim. Buradan bir kuvvet uygulayıp şunun hacmini daralttığımız zaman gazın basıncı ne olacaktır? Sıkışacak ve artacaktır. Hacim azaldığında basınç artıyor. Her birinde gaz basıncı zaten artıyor. Bize sorulan ama o değil. Bize sorulan şu pistonların üzerindeki K, L ve M noktalarındaki sıvı basınçları. Şimdi benim size burada dikkat etmemiz gereken şeyi tekrar hatırlatmam lazım. Sıvı basıncının derinlikle ne olduğunu söylemiştik. Doğru orantılı. Burada da hatırlattı. Biz de biliyoruz. Pis hadi gel formülünden. DG. D yoğunlukları aynı. G'ler aynı. Burada sadece derinliğe bakmamız yeterli olacak. Şu şekilde izah edelim. Bu kap düzgün bir kap olduğu için, birincisindeki şu kapımız arkadaşlar, düzgün bir kap olduğu için sıvının herhangi bir yüksekliğinde ne olmayacaktır, derinliğinde değişiklik meydana gelmeyecek. Sonuçta sadece H derinliğe burada değildi. Artık nerede ölçülecek? Şurada ölçülecektir. Ama yine ne olacaktır? H olarak ölçülecektir. Peki ikinci kaba baktığımızda, ikinci kapta aşağıya doğru daraldığı için burada sıvı seviyesinde ne olması beklenir arkadaşlar? Yükselme olması beklenir. Bunu neden söylüyoruz? Hemen şöyle izah edelim. Şöyle geniş bir kapımız olsun. Bir de dar bir kapımız olsun arkadaşlar. Dar bir kapımız olsun. Daha düz bir mantıkla bunu bir gözlemleyelim. Elimizde bir özdeş bardaklarda ne olsun arkadaşlar? Su olsun. Bunlar özdeş bardaklar. Her ikisi de X kadar, yani V kadar hacimli diyelim. Şöyle V kadar hacimli, V kadar hacimli dolu. Birine bunu koyuyoruz. Şunu şuna döküyoruz.
ne oluyor? H kadar seviyesi oluyor. Bunu ise buna döktüğümüzde şu H seviyesi, H üstü seviyesi bu seviyeden ne olur? Daha fazla olur değil mi? Aynı miktardaki suydu. Yani hacimleri neydi bunların? Eşitti ama dar kapta daha fazla sıvı ne oldu? Yükseldi. Şimdi bunlara bakalım. Miktarlar aynı değil ama başlangıçta şuradaki sıvının hacmi ile buradaki sıvının hacmi değişmeyecek. Aynı. Fakat daha dar olan bir yere doğru indiği için bu alan bu alandan yukarıdaki alandan daha dar olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Sıvı seviyesi yükselecektir. Aksine üçüncü şekilde alttaki alan daha geniş olduğundan burada da sıvı seviyesinde ne olacaktır? Düşüş meydana gelecektir. Bu nedenle sıvı basıncı değişmez. Sıvı basıncı artar diyeceğiz. Sıvı basıncı azalır diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız ne olacak bu durumda? B seçeneği olmuş olacak. Sıvılar akışkan olduklarından bulundukları kap içinde temas ettikleri tüm yüzeye basınç uygularlar. Uyguladıkları basınç değerleri derinlikleri ve yoğunlukları ile doğru orantılıdır. Farklı kaplarda farklı miktarlarda sıvı kullanarak hazırlanan 3 kap tabanında oluşan sıvı basınçları için şekildeki grafikler çizilmiştir. Hemen inceleyelim. K, L, M kaplarını görüyoruz. Burada 2H, 2H yüksekliğinde K ve L kaplarında, M kabında H derinliğinde sıvımız var ve farklı sıvılar bunlar. Bakalım hemen. KL sıvı basınçlarının eşit olduğunu, M'nin ise sıvı basıncının daha fazla olduğu söylenmiş bu şekil 2'de de. Dolayısıyla şekil 1 ve şekil 2'deki veriler kullanılarak KL ve M kaplarındaki sıvıların yoğunlukları ve basınçlarıyla ilgili hangileri doğru olduğu söylenebilir demiş. Şimdi arkadaşlar sıvı basıncının bir de formüle edelim. Ne dedik? Sıvı basıncının neyle doğru orantılı olduğunu söyledik. Derinlikleri ve yoğunluklarıyla değil mi? Sıvının derinliği, sıvının yoğunluğu. Bir de G yerçekimi ilmeğimiz var. Hepsinde aynı, o yüzden geçiyorum. Şimdi şekil 2'deki durumdan biz ne yapacağız? Anlamaya çalışacağız. Sıvı basınçların K ve L'nin aynı olduğu söylenmiş. O zaman PK, PL'yi şöyle bir aynı yazalım. Bunların aynı zamanda neleri de aynı arkadaşlar? Sadece HD'leri ele alacak olursak, G'yi burada bırakırsak. H derinlikleri her ikisinin de 2H. Bunun da 2H. O zaman şurada DK, burada da DL olursa DK'nın DL'ye ne olduğunu görürüz? Eşit olduğunu. Yani yoğunluklarının bunun ne öz kütlelerinin aynı zamanda eşit olduğunu görmüş oluruz. Peki öz kütle aynı işte sabit sıcaklık ve basınç altında maddeler için ayırt edici bir özellikti saf maddeler için. Dolayısıyla DK DL'ye eşitse bunların aynı cins olduğunu söyleyebiliriz. Birinci öncülü direkt nedir dedik? Şuradan K ve L kaplarındaki sıvılar aynı cinstir ve doğrudur diyebildik. Hemen devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki öncüle bakarsak, şu M için incelersek bunun sıvı basıncının ne olduğu söyleniyor? 2P gibi değil mi? Bu P ise bu 2P gibi. Peki bu durumda arkadaşlar ne olacaktır? Şurada neyi görüyoruz biz? Bakın 2H DG var. K için yazıyorum. M için ise ne olduğu gözleniyor? HDM çarpı G'nin kaç P olduğu görülüyor? 2P olduğu. Bu P iken bu neymiş arkadaşlar? 2P'ymiş. O zaman M'nin yoğunluğunun K'nın yoğunluğundan çok daha ne olduğunu söyleyebilirsiniz? Direkt fazla olduğunu söyleyebilirsiniz. Ve dolayısıyla ne diyor burada? Yoğunluğu en büyük olan M kabındaki sıvıdır diyor. Bunu da biz ne yapmış olduk? Direkt doğruladık. Üçüncü öncülü okuyarak devam edelim. Sıvı basıncının kabın şekline ve sıvı miktarına bağlı olmadığını anlatmak için K ve L kapları kullanılabilir. Sıvı basıncı kabın şekline bağlı değil. Çünkü her ikisinin şekli farklı olmasına rağmen ne olmuş? Kapların tabanındaki sıvı basınçları eşit olmuş arkadaşlar. Sıvı miktarına da bağlı değildir diyor. Burada yükseklikleri aynı olan ve farklı kaplara doldurulmuş olan sıvıların miktarları yani hacimleri eşit değildir. Ama buna bağlı değildir. Neye bağlıdır sıvı basıncı? Derinlik, yoğunluk ve yerçekim ivmesine bağlıdır. Bunu da buradan gözlemleyebiliriz. Doğrudur. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz ne olmuş oldu? 1, 2, 3 D seçeneği olmuş. İçinde NaOH, sodyum hidroksit
ve H2SO4 sülfürik asit ve saf su olduğu bilinen cam şişeler laboratuvar dolabında yerleştirilirken cam şişelerin üzerinde sıvı cinsleri belirtilen bir yazın olmadığı fark edilmiştir. Asit ve bazların turson kağıdına nasıl etki ettiğini bilen Hüseyin şişelerinde hangi cins sıvıların olduğunu belirlemek için turson kağıdını kullanarak bir deney yapıyor. Yaptığı deneylerde gerçekleşen durumları aşağıda verilen tabloya kaydediyor. Şimdi turson kağıtlarına bakalım. Mavi turson kağıdı birinci şişeye sıvıya batırıldığında yine mavi renk, ikinci şişede mavi, üçüncü şişede kırmızı renk. Kırmızı turson kağıdı ise birinci şişede mavi, ikinci şişede kırmızı, üçüncü şişede kırmızı renk alıyor. Tabloda verilen bilgilerle doğru etiketleme yapabileceğini söyleyen fen bilimleri öğretmeni Hüseyin'den şişelerin üzerine etiketlerini yazmasını istemiştir. Buna göre Hüseyin etiketlemeyi hangi seçenekteki gibi yaparsa doğru olur diyor. Arkadaşlar burada hangisinin asit, hangisinin baz olduğunu bir kere ne yapmalıyız? Bilmeliyiz. Ne AOH'ın ne olduğunu, sonu OH'la bittiğinden de bilebilirsiniz. Ne olduğunu, baz olduğunu bileceksiniz. Ne AOH nedir? Baz. H2SO4 başı hidrojen, oradan da çözebilirsin. Her zaman olmasa da bazılarını ezberleyebilirsiniz. Nedir arkadaşlar? Asit. Aynı zamanda şu bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Turson kağıtları ile ilgili bilgilerimiz. Mavi turson kağıdını asitler neye çevirir arkadaşlar? Kırmızıya. Bazılar ise ne yapmaz? Herhangi bir değişiklik yapmaz renginde. Mavi kalır. Aynı zamanda tuzlar, yani nötr olan maddelerde yine ne yapacaktır? Mavi olarak bırakacaktır. Peki kırmızı turson kağıdı için ne söyleyebiliriz? Asitler ne renge boyayacak? Gene kırmızı olarak bırakacaklardır. Kırmızı. Bazılar ne yapacaktır arkadaşlar? Kırmızı turson kağıdını maviye boyayacaklardır. Aynı zamanda da tuz da ne yapacaktır? Yani su buradaki, yani nötr olan, o da kırmızı olarak bırakacaktır. Rengini değiştirmeyecektir kırmızı turson kağıdının. Şimdi inceleyelim. Diyor ki mavi turson kağıdının birinci şişedeki sıvı mavi olarak bıraktı. Mavi. İkinci şişedeki sıvı da mavi. Kırmızı olarak rengini değiştiren kim? Bazları, yani mavi turson kağıdını kırmızı yapacak olan neydi? Asitti. O zaman üçüncü şişede ne olması gerektiğini anladım ben. Direkt asit. Yani H2SO4. Pekala, devam edelim. Kırmızı turson kağıdını mavi yaptı. Rengini değiştirdi. Kırmızı turson kağıdı ne zaman maviye boyanır? Baza dokunulduğu zaman. Dolayısıyla birinci şişenin ne olduğunu anladım ben. Baz olduğunu anladım. NaOH olduğunu anladım. Sonra ikinci şişeye dikkat ediyorum. Tekrar kontrol ediyorum. Maviyi mavi bırakmış. Kırmızıyı da kırmızı, rengini değiştirmemiş. O zaman ikinci şişede de ne olduğunu anlarım ben. Su olduğunu anlarım. Hangi seçeneğimiz doğru cevabımız? NaOH, saf su ve H2SO4. C seçeneği doğru cevabımız olmuş olur. Kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkime sonunda KLMN maddelerinin kütlelerinde oluşan değişim gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Buna göre ifadelerinden hangileri yanlıştır diyor. Şimdi birinci seçeneğe baktığımızda tepkimenin denkleminin K artı L girenlerde, ürünlerde ise M artı ne olduğunu gösteriyor. Tepkimeye girenler tükenirken arkadaşlar ürünler ne yapacaktır? Artacaktır. Bunlar girenler, bunlar ürünler olmalıdır. Yazalım doğru tepkime denklemimize. M artı L girenlerde, ürünlerde ise K artı N'nin olması gerekir, beklenir. Bu denklemden anlaşılacağı üzere. Dolayısıyla birinci öncül yanlış. Tepkimede L ve M maddeleri biterken KN maddeleri oluşmuştur. K ve N oluşuyor, ürünler, L ve M tükeniyor. Bu doğrudur arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncüle doğru dedik. Üçüncü öncülde ise K maddesinin kütlesi LMN maddelerinin kütleleri toplamına eşittir. Kütlenin korunum kanunundan şunu bilmemiz lazım. Girenlerin toplam kütlesi, yani şu şekilde gösterebiliriz. Ürünlerin toplam kütlesine eşittir arkadaşlar. Ne değildir? L'nin, K'nın kütlesi
Bunlar ve n'nin toplam kütlesi diyor. O yüzden ne olacaktır? Yanlış olmuş olur. 1 ve 3 seçeneğimiz B seçeneği olmuş oldu. Doğru cevap.